Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konu stand-up sanatçısı Utka Ergin ile onun alter egosu, Türkiye'nin en önemli ilişki uzmanı ve seksoloğu Tutkum Boğuşmak. Hoş geldin Utku. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> merhabalar ve hoş geldin Tutkum. Tabii. Merhabalar şekerim. <laughs> Şahane oldu. Ben biraz Utku'dan bahsetmek istiyorum. Utku'yu biraz sonra tanıyacağız aslında. Öncelikledim birini, tutkumu, tutkum boğuşmak karakterine. Niye? Tutkum boğuşmak karakterinin YouTube videolarına rastlıyordum ama... İlişki konusunda genel tavsiyeler veren insanlar genellikle hoşuma gitmez. Öyle kitaplar hoşuma gitmez, ekrandaki bir şeyler hoşuma gitmez. Ön yargılarla geçiyordum. Sonra bir gün izlemeye başladım ve bayıldım ve Utku'yu tanımıyorum. Aslında seyretmişim daha önce stand up gösterisini. Yani hmm. yine onu YouTube'dan izlemişim. İşte evet. Erasmus videosunu izlemiştim. Evet, tam bir gösteri yayınlamadım zaten hiç. YouTube'da. Öyle mi? Ben evet. Yani öyle bir parça izlemiştim. Onu kafama yazmamışım ama tutkuma bayıldım. Bir grup insan interaktif bir gösteri yapıyor. Orada artık utku değil tutkum isminde bir karakter. O kadar o karakter ki ben uzun süre <laughs> onun tutkum boğuşmak isminde biri olduğunu düşündüm. Hatta bir konu diyor ki ya benim de ismin tutkum diyor. Aa benden başka yok zannediyordum falan diyorsun sen mesela. Yani ben öyle zannettim tabii bir süre sonra Google'lıyorsun kim bu diyorsun ona buna bakıyorsun falan öyle öğrendim. Peki niye sevdim? Şimdi konuklarıyla ilişkiler konuşuyor ve aslında çok büyük bir sorun yaşadığımızı düşünüyorum Türkiye'de. Yani bir sorun yaşamıyoruz, binlerce sorun yaşıyoruz ama hani hak, hukuk, adalet, ekonomi, toplumsal pek çok sorunun yanı sıra ilişki kuramamak kendimizi tanımamak, doğru ilişkileri kuramamak, cinsel ilişkiye bir tabu olarak bakmak, bu ilişkileri zorlaştırmak, başka bir yere koymak ve onu öcüleştirmek aslında büyük sorun gibi geliyor bana. Şimdi orada insanlar geliyorlar, senin rahatlatmanla çok özel görülebilen şeyleri anlatıyorlar ve bir süre sonra onları dinledikçe aslında buna kadar normal demeye başlıyorsun. Ben şunun için dinlemeye başladım. Ya insanlar neler yaşıyor acaba bugün? Nasıl yaşıyorlar ilişkileri? Çünkü artık bu bir takım uygulamaların varlığıyla hani senin deyiminle yemek sepetinden yemek ısmarlar gibi insanları ayağımıza çağırıp ilişki kurmaya çalışabiliyoruz ya yani evet, evet. Tinder'lar senden öğrendim Bumble mıydı? Evet aynen <gülüyor> <gülüyor> Senden öğrendim dediğim ne kadar geri kaldığımı düşün yani evet evet bunları oradan izliyorum yani benim için bir laboratuvar izlemek gibi bir şey ama ben Hasan Can Kaya'yı da izliyorum, Mesut Süriye'de izliyorum ve seni de izlemek derken aslında üç yanı tuttuğunuzu fark ediyorum. Yani ekonomik sınıf olarak, ilişki tipi olarak mesela Mesut Süre'de ya çok yalnızlar var ya evliler var. Hı hı. Sende ikisi de var. Biraz daha orta üst sınıf olduklarını düşünüyorum. Akademisyenler geliyorlar, şirketlerde yöneticiler geliyorlar, anlatıyorlar sana. Hasan Can Kaya'da da çok uzun süre ilişki kurmadığını gördüğüm insanlar var. Mesela diyor ki 27 yaşındayım, hayatımda hiç kız arkadaşım olmadı, hiç erkek arkadaşım olmadı. Aa, nasıl oluyor diyorum. Ben bunları izlerken senin programının çok saltıcı olduğunu düşündüm. Çünkü bunları dinlerken kendimiz de kendimizi tartıyoruz. Ve çok hoşuma gitti. Çok uzun anlatmak istemiyorum ama ilk önce biraz tutkumla konuşmak istiyorum. Sonra Utkun'un nasıl bu günlere geldiğini tabii, tabii. konuşmak istiyorum. Çok konuştum ama biraz anlatabildim herhalde. Birlikte de zaten anlatırız senin Elbette, o karakteri. Evet tabii tabii. Bence gayet iyiyiz bu arada. Evet. <laughs> senin bugün 2020'lerde gördüğün ilişki ortamı sence nasıl? Mesela senin şöyle bir top parlama yaptığında şahit oldum kendi programında en sağlıklı ilişki kuranlar ...birbirleriyle ilişki kurmayı, oturtabilmeyi başarabilmişler gibi başlıyorsun evet. ya. Mesela. Bir mutluluk hiyerarşisi evet. gibi bir yerden söylemiştim evet. onu hatırlıyorum. Yani aslında bu işte en çok keyif aldığım boyutlarından bir tanesi... ...benim de aslında durmadan ilişkilerde neler olduğunu görmemi, Hı -hı. E, keşfetmemi sağlıyor. Çünkü normal şartlar altında herkesin hayatında aslında... ...bilekiz daha genç insanların hayatında daha fazla belki yer işgal ediyor... ...ilişkileri konuşmak, tartışmak, anlamaya çalışmak ama... ...herkesin günlük hayatında çok fazla olan bir konu ya... ...bu ilişkileri tartışmak, ilişkilerle ilgili çıkarımlar birbirlerimize tavsiyeler vermeye çalışmak falan. Fakat birbirinden çok farklı yapılarda yaşayan ama genel hatlarıyla şehir insanı diyebileceğimiz ve başka yaş gruplarında yani buraya çünkü 20'li yaşlarında insanlar da geliyor, 60'lı yaşlarında insanlar da geliyor. Bugüne kadar hani 40 küsür yıllık evli çift gördüm. Çok yeni tanışmış birbirleriyle ilk buluşmasında insanlar da görüyorsunuz. Başka şehirlerde ilişkiler yürüten insanlar da görüyorsunuz falan. Bugün bir kere Türkiye'nin genel belirsizliği bu gençlerle alakalı muhtemelen evet. her araştırmada insanların önüne çıkan durum. Bu belirsizlik ilişkileri de bence hasarlı bir yere çekiyor. Ya yani gerçek Gerçekten bir güven duygusuna ihtiyaç olduğundan belki çok kendi içlerine sinen ya da kendilerini çok iyi tanıdığı için ve kendilerine en optimal durumu çözüp ben böyle bir ilişki istiyorum ya da ben ilişki istiyor muyum istemiyorum sorularının cevabını bulmadan biraz birbirlerine tutunmuş ve yaşamaya çalışan insanlar çok var. Ya da bu ortamın belirsizliği ve hayatın gidişatının belirsizliği sebebiyle biraz daha böyle ilişkilerde de hani işlerde çok kolay erişilebilir olduğu için artık eskisi gibi şey bir dünya da yok. İnsanların eskiden birbirleriyle tanışmaları bir kere sınırı olan bir şeydi yani doğal çevreleriniz olması lazım vesaire lazım ya da bir aktif bir gece hayatınızın falan olması ve o bir takım yerlerde ya da bir takım sosyal ortamlarda birileriyle tanışıyor olmanız lazım. Şimdi oturduğunuz yerden gerçekten insan bulabiliyorsunuz. Yani bunun tek yolu sadece bu online dating platformları da değil, insanlar Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'den YouTube yorumundan, <laughs> Twitter'dan, şey her yerden birbirlerine yürüyorlar. Çok Forumlardan doğrusu. yürüyorlar, onu boş ver, gel biz saadet kuralım fani. <laughs> her an öyle bir iletişim herkesin herkese her yerden ulaştığı bir dünya var. Böyle bugünün içerisinde sonsuz ihtimali olduğunu düşünüyor insanlar sınırlı zamanları içerisinde. Ve bu sonsuz ihtimalde bir şeye tutunmak, bir şeye güvenmek, bir şeye yatırım yapmak kolay gelmiyor insanlara. Ve çok fazla güven problemi olan bir toplumda yaşadığımızı düşünüyorum. İnsanların genel olarak sokağa çıktığında kaygısı var. Ailenin içerisinde birçok insanın duyduğu kendi ailelerin içerisinde bile güven problemi yaratacak bir tetiklendikleri meseleler var falan. O yüzden böyle birbirlerine kolay güvenmeyen, mümkünse ...ilişki kurmak denmeyecek ama... ...deneyim yaşamak odaklı şeyleri de olan... ...ya da çok fazla bunu isteyen... ...çok fazla iyi ilişki yaşamak isteyen... ...bunu çok hayatın öncel bir yerine koyan ama... ...bununla alakalı meseleyi dışarıdan bekleyip... ...böyle bir pasif bir talepmiş gibi gören... Hmm. ...çok fazla insan da var yani... Hmm. ...kendisiyle uğraşıp kendisini belli bir noktaya getirip çünkü hep bu konularda şey konuşuluyor ya... ...karşına istediğin gibi birisi çıkması diye bir şey yok. Sen kendini o hani istediğini hayal ettiğini düşündüğün kişinin birlikte olacağı kişiye dönüştürürsen eğer... ...yani hmm. en mantıklı noktasıyla aslında sen nasıl birini hayal ediyorsun say istediğin şeyi sayabilirsin. Tüm bu özelliklere sahip kişi seninle birlikte oluyor mu bak gerçekliğine. Değilse eğer o kişi olmak için ne yapabilirsin ya da gerçekliğinle daha barışık bir yerden nasıl bir briefing oluşabilir bunun? <laughs> bu Ne kadar önemli bir şey söyledim ve bunu hızlı söyledi aslında <laughs> evet. çok çok önemli önemli bir şey. Yani evet. sen ilişki kurmayı hayal ettiğin insana uygun biri misin? Kendi adıma mı? <laughs> Hayır. Ha, evet, evet. <laughs> öyle misin? <laughs> Bence öyleyim. Bu konuda kendimi de öyle bir alanda da tutmaya çalışıyorum. Bunun iyi kötü tarafı var bu arada. İnsanlar bazen delüzyonal bir şekilde kendilerinin hiç hak etmediği şeyleri hak ettiklerini de düşünebiliyorlar. Evet. Tam tersi çok güzel şeyler hak edecek, çok kıymetli, çok özel öz değerleri olan insanlar dışarıda yaşadıkları bir sürü şeyden belki bugüne kadar yaşadıkları travmalardan vesaireden dolayı kendi değerlerinin farkında olmadıkları için aslında normal şartlar altında tahammül etmemeleri gereken kötü ilişkileri tahammül edip belki hiç birlikte olmamaları durmamaları gereken yerlerin içerisinde durup bir şeyler yapıyorlar aslında tutkun boğuşmak şovun ve karakterin çıkış noktasında mesela şöyle bir şey vardı tutkun boğuşmak karakterini ben ilk 14 Şubat için 2019'da yapmıştım. <laughs> 5 yıl oluyor artık. Ve karakter bir ilişki uzmanıydı ve bir komedyen olarak tabii ki bir takım hani dünyanın klişeleriyle dalga geçtiğim işte kadınlara Mr. Big'i bulamamış olabilirsiniz ama hepiniz Carrie Bradshaw'sunuz diyerek falan başladı tutkun boşmak karakteri. İlk başta bir hani böyle videolarla bir takım mesajları olan işte 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde falan mesela kendi başlattığı bir kolektif naş hareketi vardı. Onun işte kadın bedeni üzerinde, kadının hayatı üzerinde ya da genel olarak aslında insanların bütün hayatları üzerinde böyle bir tahakküm kurmaya çalışan zihniyete falan karşı. Aslında kendince komik söyle diyalogları olan falan bir karakter ve pozitif bir açıda duruyor. Yani benim tutkun boğuşmak karakterinin dünyasında iyi hissettiğim noktalardan bir tanesi. Bu bir komedi işi ama gerçekten insanlarla ilişki konuşuyoruz ve ben bu alanda bir uzmanlık sahibi değilim. Sezgisel aslında şeylerle ya da kendi okumalarımla, kendi karakterim ve çözümlemelerimle günün sonunda o karakter ve de doğaçlama ve senaryosu olmayan bir tabiatta konuşuyor insanlarla. Ve bu konuşmalarda gerçekten çok fazla şey görüyorum. İnsanların kendi değerlerini öncelemeyi bilmedikleri ya da başkalarının alanlarına saygı duymadıkları. Ben bütün bu durumlarda şaka ları da vesaireleri de aslında bu sınırın içerisinde tutmaya çalışıyorum. Yani kimsenin üstüne gitmek ya da kimsenin ilişkisiyle dalga geçelim buradan şaka çıkaralım gibi bir yerden değil. Gerçekten karakterin orada bir duruşu var ve şakalar da o zeminin içerisinden çıkıyor. Ve burada kimseyle uğraşmaya, vesaire yapmaya da üstüne binip komedi yaratmaya çalışmıyoruz. Durum zaten yeterince komik. Onun üzerine birlikte eğleniyoruz. O yüzden bu kadar sivri bir karakter varken aslında hiç kimsenin kalbi kırılmadan çok daha başka gidebilecek gibi düşündüğünüz bir şey çok daha sevgi dolu bir akışla gidiyor diye düşünüyorum bence. İlk bölümlerden bugüne de karakter de gelişmiş. Yani evet. sesin daha ince daha farklı bir karakter şimdi orada bir erkek var ...hani evet. erkek aklıyla da bazen... ...ya biz Tabii. erkeğiz falan diyorsun... Tabii. ...ama kadınları anlayan... ...anlamak isteyen... ...biraz işte takıların, o kıyafetlerin... Evet. ...ceketlerin... ...homofobik değil... ...ve o naş dedirtme hikayen... ...bir kadına ya da erkeğe dedirtebilirsin... Evet. ...çok rahatlatıcı bir şey... ...yani çünkü aynı dediğin gibi bir şey oluyor... ...bazen bir kadın ya da bir erkek... ...anlatıyor hikayeyi... ...o kadar göndermesi lazım ki o ilişkiyi kafasından... Evet. ...yani dışarıdan... Din dinleyen olarak sen ne yapıyorsun kendine diye sarsmak istiyorsun o insanı. Tabii tabii. Hadi diyorsun hep beraber naş diyelim. Hani gönderelim o iç rahatlatan bir şeydi evet, aslında. Evet o bir naş terapisi oldu açıkçası. Yani bu bayağı benim de çok eğlendiğim bir kısmı. Çünkü yani ilk o videolar falan zamanında bu beden olumlama ile alakalı sen bana kurban olarak eti ve hashtag naş, kolektif naş falan demiştik. Yani böyle işte insanların bedenlerine vesaire kendi hayatlarındaki kararlarına aslında müdahil olmaya özellikle kadınların hayatına çok müdahil olmaya bayılıyor ya bu atayrikli toplumlardaki hı -hı. bütün faktörler aslında. ailede Aile de yapıyor hı -hı. bunu arkadaşları, eşi, dostu, iş ortamı herkes Haddini aşarca ve bu gibi hayatlarındaki aslında bütün bu rahatsız edici, can sıkıcı, belki kendi değerlerini sorgulamalarını ve yanlış bir yerden sorgularını sağlatan... bütün bu deneyimlere naş dedikleri bir şey çıktı ortaya ve artık şeyi de görüyorum yani insanlar için oturmuş bir şey bu burada ve buraya gelip naş demeyi istedikleri ya da işte atıyorum o biriktirdikleri ve işte belki biraz zor anlattıkları bir hikayeyi bir şey dinleyip insanlarla beraber naş çekip bitirdikleri sembolik bir anı bir anlamı oluyor bana da keyifli geliyor. Bir de ee, sadece ben yaşamıyorum bunu bak başkaları da tabii. kaç adet yaşamış. Yani çünkü bazı olaylar insana utanç hissettirir ya. Tabii kolay konuşulmayan alanlar. Tabii ya siz şunu da konuşuyorsunuz bana komik geliyor. Siz diyorum hani baş, ya başka bir dünya. <laughs> çünkü başka bir dünya olmuş yani bir ilişkide uzun bir zaman geçirince o dünyayı unutmuş gibi de olabiliyorsun. Tabii. Ama yani bu ilişkiler nasıl kuruluyor ya? Hani mesela işte 30 yaşında evlenmişsin, 40 yaşında boşanmışsın. Çok şey değişiyor sene, o arada tabii. Çok şey tabii. değişiyor. Yani çok hızlı değişiyor ve bugünün dünyasında çok da hızlı değişmiş. Bana çok enteresan geliyor. Ben bir dönem işte 20'lerimdeydim galiba o dönemler. Hayal kahvesinde DJ'lik yapıyordum. Haftanın ha. bir günü yani günün üzeri Milliyet gazetesinde çalışıyorum, cumaları da ben DJ'lik yapıyorum ve şunu görürdüm. İşte 30'lu yaşlarında ya da 20'li yaşlarında Hayal Kahvesi'nin müdavimiler... ...ondan sonra boşanıyorlar ve ilk geldikleri yer tekrar Hayal Kahvesi <laughs> tamam mı? Çünkü son evet orada kurmuşlar. Şimdi o dünya çok değişti ya hani evlenip boşanmış birden kaydırmalı uygulamalar çıkmış... ...yok karaoke yaptığın bir uygulamadan bile sana birisi mesaj atıyor ve tabii, oradan tabii. ilişki kuruyorsun falan. Dünya böyle değişince onun için siz diyor ya orada evet, çünkü evet. ben de bir izleyici olarak varım... İşte o anlatıyorlar. Ben de böyle yaşıyorum diyebilirsin. Beni şaşırtan şey şey oluyor mesela. Çok da anlıyorum insanlar uzak mesafe ilişki istemiyorlar. Evet. Avrupa yakasında oturuyorum. <laughs> Sevgili de... Erişilebilir olsun. Hani buluşacaksam da yakınımda olsun. En yakınlarından seçiyorlar. Karşıya giderse... Mesela son izlediklerimden birinde bir hanımefendi... Bir beyefendiyle yemeğe çıkıyor. İşte beyefendi bütün yemek boyunca... ilişki şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Kadınla adam mesafe koymalıdır falan. Sonra hanımefendi kartala bırakıyor. Uzak bir yerden kartala diye düşünüyorum. Evet. Suadiye'den mi vesaire. Sonra diyor ki beni çağırmayacak mısın? Kadında diyor ki bütün yemekte sen bunu anlattı çağırmayacağım. Yani bu gece çağırmıyorum seni diyor. Kezban mısın sen? Ne biçim kadınsın diyor. Mesela evet. anlatabiliyor muyum? Bu o kadın için mutsuz edici bir haftasını belki günlerini berbat geçirmesine yol açan bir şey de olabilir. O evet. anda o itiraz etmiş. Kendi bilincinde ya bu herif manyak dediği de bir şey olabilir. Tabii. Ama orada anlattığında birden hepimiz Naş diyelim o adama. Bu delilik diyorsun. Evet tabii. Uygun anlatabildim mi bilmiyorum. Anlıyorum anlıyorum tabii. Evet. Yani orada hep beraber onaylanma ihtiyacı, birlikte olma. Onaylamayan da oluyor. Evet. Ama en azından bir tartıyorsun kendini ya da izlerken tartıyorsun. Bu çok iyileştirici bir şey evet. de olabilir ya aslında. Ya ben şöyle bir yerden hani gösterinin ve gösterinin dışında aslında biraz daha günümüzdeki ilişkiler çerçevesinde konuşacağımız için gösteri gerçekten artık hani bayağıca bir zaman da oldu. 2019'da yapıyorduk bu gösteriyi ve şöyle bir duygusu var bende. Zaten bu gösteriyi yapmamın ana sebeplerinden birisi de duygu olarak buydu. Stand-up gösterileri ister istemez tekrar eden bir oyunu tekrar tekrar oynadığınız bir süreç. Ve ben çok hızlı rutinlerinden sıkılan bir insanım ve gösterilerimde çok fazla interaktif bölümler vardı zaten stand-up gösterilerimde de. Tutkun boğuşmakla beraber bu o alanda tamamen özgürleştiğim yeni bir alan açabilmiş oldum komedyenliğime. İlişkilerle ilgili boyutunda bunu mesela oturttuğumuz bir format yapalım ve... ...sabit bir döngüde bildiğimiz bir yerde çevirelim gibi değil... ...aslında multi komponent bir sürü faktörün değiştiği bir gösteriye çevirmeye çalıştık. Biz insanlara bu gösteri için en azından geldiklerinde... ...ben ilişkilerle alakalı bugüne kadar hiçbir gösteride tam olarak aynı soruları sormadım. Sabit olan bir son en kötü date anılarını soruyorum. Bir de itiraflarını gösterinin sonunda okuyorum. Ama onun haricinde bu çağımızda ilişkilerle alakalı merak ettiğim edilebilecek... Olan, okuduğum makalelerden vesaireden günlük hayatımda karşılaştığım vakalardan işte arkadaşlarımın ilişkilerinde gördüğüm bir sorundan kendimle ilgili sorun ettiğim bir şeyden bütün bunları soruya çevirip aslında seyircinin dünyasında ya da işte gelen insanların dünyasında bunları nasıl geçtiğini anlatmaya çalışıyorum ve bunun tabii şöyle bir kıymeti oluyor. Gerçekten incik cincik bir sürü kavram üretilen bir dönemdeyiz de ilişkilerle alakalı işte. Ghosting var mesela. Bunların hepsini aslında pop kültürde yeri var. Bunlar işte bir şekilde hayatımızda tartışılıyor. Bunların her birini bir konu başlığı olarak açıp insanların bu deneyimlere nasıl baktığını ya da bunun başka açılarını konuşuyoruz. Atıyorum ghosting konuşuyoruz ama ghosting'i şöyle bir yerden konuşmaya çalışıyorum ben. Buna iyidir kötüdür gibi bakmak çok bireysel. Bunun Hı -hı. iyisi ya da kötüsü yapılabilir atıyorum. Ghosting denilen mesele tanım itibariyle ne birisiyle yeni tanıştığınız etkilendiğiniz iyi gibi görünürken meseleler ortadan kaybolan birisi varsa ghostlamak deniyor. Evet. Ama bu bazen biraz algılayışla alakalı da şöyle bir sorun da olabiliyor. Ben kendi hayatımda da yaşadım. Flört ettiğiniz her bir kişi homojen bir değer setine sahip değil. Bunlardan bazıları ilgilenmediğinizi gösterdiğinizde bunu okumayıp size daha hala mesajlar atmaya, aramalar yapmaya, olduğunuz yere gelmeye, belki sizinle karşılaşmak için ekstra çabalar göstermeye eğilimleri olan insanlar olabiliyor. Bu insanlara dönüp neden seninle birlikte olmak istemiyorum diye herkese feedback verip böyle işten birisini çıkarıyor gibi ben zaten tabiat olarak mesela böyle konfor bozan, rahat insanlara negatif bir şeyler söylemem gereken konuşmalardan gerilen bir insanım mesela. Daha böyle <laughs> ilişkilerimde falan da bunun bana çok fazla hayatımda yani etkisi oldu. Şimdi ben yeni tanıştığımsa hiç böyle bağda da kurmadığım bir insana neden onunla birlikte olmayacağımı eğer arada anlamlı bir paylaşım yaşanmamışsa yani detaylarıyla anlatacağım ama bence burada ghosting nezaket olabilir siz ne düşünüyorsunuz diye soruyorum mesela insanlara. Tabii orada da başka yaklaşımlar geliyor. Burada verdikleri örnekler sebebiyle çok haklı olanlar oluyor. Konuyu kendi dünyasına evirip çevirip çekenler oluyor ama Gösteri açısından yani işin komedik değeri açısından bir sürü haz aldığım tarafı var ama bir yandan şeyi çok seviyorum. İlişkilerle ilgili o kadar fazla konuyu konuşuyoruz ki kayda alabildiğimiz kısmı itibariyle de şey düşünüyorum. Hani birileri gerçekten 2010'lı yılların sonu, 2020'li yıllar, hatta 2020'ler demek daha doğru. Bütün çekim dönemi orada oldu. Bu çağda, bu dönemde işte Türkiye'de metropol hayatında insanlar nasıl ilişkileniyormuş diye bakıp bir araştırma yapmak isteseler, bunun bayağı bütün tabii, boyutlarıyla tabii. ele alınmış bir hali var ortada. Evet, evet. Ben Mesuta da söylemiştim. Yani evet. senin programların sosyologlar tarafından incelenmeli. Seninki de öyle. Yani sen daha metropol hayatı anlatıyorsun. Evet. Daha ilişki arayanlar oluyor, evliler de oluyor, boşanmışlar da oluyor. Tabii. Onların da bayağı tecrübelerini alıyoruz aslında. Tabii evet. o ghosting dediğinde işte hani bir buluşulmuş belki birlikte vakit geçirilmiş. Ertesi gün adam ya da kadın bir yok oluyor gibi evet. oluyor. Ama zombiing de şöyle bir süre sonra, üç hafta sonra birden yeniden sana mesaj atmaya başlıyor. Manasız bir ortaya çıkış, yeniden <laughs> Aynen. Bazen şunları da görüyorum hiç düşünmediğim şekiller. Bir hanımefendi evlenmiş, boşanmış, çocuğunu büyütmüş, çocuğunu 20 yaşına getirmiş. Kendisi de 45-46 evet. yaşında. Sonuçta hafta içi çalışan birisi. Evet. Diyor ki artık hayatımda bir döneme geldim. Yeni bir ilişki kurmak istiyorum. Ama kuramıyorum. Diyorsun ki sen de meşgul müsün? Niye kuramıyorsun? Şimdi diyor benim yaşımda pek çok erkek zaten evlenip boşanmış oluyor. E hafta sonları onlar da çocuk bakıyorlar. Çünkü diyor hafta içi anneler bakıyor. Hafta sonu babalar bakıyor. Benim de hafta sonu vaktim var. Görüşemiyorum diyor. Yani hakikaten ne kadar çıkmazlar var. Ne kadar enteresan Tabii. anekdotlar var. Bunları da görüyoruz işte. Senin dediğin gibi evet. kayıt açısı. Yani her dönemdeki insanın her sosyoekonomik tabakadaki insanın ilişkilenmelerle ilgili başka problemi var. Zaten hani toplumsal durumlardan bağımsız değil buralar. Burada bir sürü sorunlar var. Aile yapısı ile alakalı sorunların buraya yansıdığı Mesela bu kadar domestik bir meselenin... ...bu kadar önümüze geleceğini düşünmediğim bir şeydi. Bu yıl en fazla konuştuğumuz... ...sorun olarak insanların dile getirdiği şeyler... ...anacı adamlar dedikleri evet, bir adam evet. türü. Ve haklılar anlıyorum. Hı hı. Yani alakasız bir arama yaptım. Twitter'a search kısmını babaannem büyü yazdığınızda binlerce örnek çıkıyor. Gelin kaynana paradoksu dediğimiz Türkiye'de hani kadına birey olarak çok fazla bir değer verilmiyor. Aile yapısının içerisinde baskıcı bir ortam içerisinde yetişiyor ve ancak erkinin neyse alanını falanını bütün bunları özellikle erkek çocuğu olmuş bir kadın olduklarında bazı şeylerin gücünü hissediyorlar ve bu gücün testini, tatbikini, uygulamasını, her şeyini çocuğun üzerinde belli bir noktaya getirdikten sonra özellikle onun birlikte olduğu kişiyle yaşayan ve bunu hala dinlediğim yani şu anda Bugün 20'li yaşlarında, bugün 30'lu yaşlarında ve gerçekten çok düzgün işleri, güçleri, ekonomik özgürlükleri falanları olan bir kitleyle konuştuğumda... ...büyük bir kısmından inanılmaz kan donduran, annesiyle bağlılık da denemeyecek artık... ...twisted diyebileceğimiz düzeyde sorunlu ilişkileri olan adamlar evet, meselesi evet. öne çıkıyor atıyorum. Bu konuştuğumuz bir şey olmaya başladı. Sorun tespitini sadece erkek üzerinden yapmak üzerine söylemiyorum. Zaten sorunu mesela burada bir kadın yaratıyor aslında. Anne şikayet, anneci adamlardan şikayet ediliyor ama o adamları delirtmiş bir anne var ortada mesela. Böyle sorunlu bir mekanizma var böyle. ...böyle bir akış var falan... ...bunları fark ediyor olmak... ...bunları keşfediyor olmak... ...ilişkilerde nerelere takılındığını görüyor olmak... ...ve bunların komedisini tabii yaşıyor olmak... ...ve keyifli oluyor bayağı. Ben de zaten bak... ...anneciler yazmışım... <gülüyor> 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 ...mesela telefon karıştırma meselesi... Evet. ...yine senin değindiğin alanlardan biri... Evet. ...ya hayatta yapmam ama... Evet o hep öyle soruyorum mi? onlara. <laughs> evet, <yani. gülüyor> Çünkü kimle konuşsam o kimsenin huyu değil, kimsenin tabiatında öyle bir hareket yok. Kimse öyle bir kontrolcülükten, güven probleminden değil. Bir gün vahiy gelmiş gibi. Hiç yapmam yapmam bir gün geldiler ve gece uyurken genelde ya da işte duşa girdiğinde falan gibi bir sırada telefon karıştırılmış oluyor ve burada çok acayip bir ahlaki bir kilem yaşanıyor. Telefon karıştırmak bu kadar özel bir kişisel alana girmek, partnerine güvenmemek falan zaten aslında kendi içerisinde çok sıkıntılı hatta isteyen için ayrılık sebebi olabilecek düzeyde problematik davranışlar. Ama karşılığında karşı taraf öyle kriminal vakalarla çıkıyor ki oradan yani dünyanın en düzgün insanı gibi duran ama kendi arkadaşlarını, bu kadının arkadaşlarına da yazan vesaire de yapan, tam tersi de var burada yani yine sadece e, atfetmek istemiyorum ama ağırlıkla kadınların karıştırdığı ve bulduğu hikayeler üzerinden konuşuyoruz ama tabii erkekler de tam tersi inanılmaz kan donduran bir sürü hikaye anlattılar ya yani burada bir güven problemi meselesi bir o telefonun gerçekten artık tuhaf, kirli, sıkıntılı bir objeye dönüşmüşlüğü var. Çünkü burada sonsuz bir şey alanı var. Yani sizin görmediğiniz bir noktada insanların fake hesapları falanları filanları var. Buralardan eski sevgililerine bakıyor şey olabiliyorlar. Eşinize, dostunuzun olmadık mesajlar atmış olabiliyorlar. Hiç beğenmemesi gereken kişileri bekarmış gibi beğeniyor falan yapıyor. Yerlerde olabiliyorlar. Hiç beklemediğiniz bir okey uygulamasından birisiyle şey olabiliyorlar. Mailleşiyor olabiliyorlar. Maillerinden insanların dinlenmelerinden bir şeyler çıkıyor. Sonsuz bir dijital ekonomik ...ekosistem ve sonsuz bir insanlara iletişim verilmiş durumda. Dolayısıyla telefon karıştırmak artık... ...hani bir objeye bakmak ya da sadece girdim WhatsApp'a... ...mesajlarına baktığımdan ibaret bir şey değil. Genel bir tehlike örüntüsü var orada... ...ve oradan mutlaka garip garip hikayeler çıkıyor. Çünkü bana şey gibi geliyor... ...yani insanın tabiatıyla ilgili olan kısmını tartışırız ama... ...birçok insan kalkamadığından oturduğu ilişkiler yaşadığını görüyorum. Yani birçok insanın aslında gidecek daha iyi bir yeri olsa gideceği... ...ya da daha fazlasını aslında hak ettiği ama bunun için üşendiği... ...ya da bunun kadersel sebeplerle kendi karşısına... Çık çıkmadığını düşündükleri, çok içi zurları yerinde olmayan ama idare ettikleri ilişkileri var. Çok az ilişkiyi iyi görüyorum. Onlar zaten çok eğleniyorlar. Onlara çaka da işlemiyor. Onlar kendilerinin çok farkındalar. Onların güzel enerjisi şeye de yansıyor. Bence o yüzden ilişkiler hiyerarşisinde kendimce görüşümde hani en mutlu insanlar birbirlerini iyi anlayan, birbirlerini alanlar tanıyabilen ve birbirlerinin gelişmesine imkan sağlayan çiftleri çok mutlu buluyorum. Daha sonra bence en mutlu insanlar kendi iradesiyle yalnız olan, mutlu olan, kendisiyle birlikte olmaktan, zaman geçirmekten keyif alan insanlar. Bence öyle bir toplum toplumsal sorun da var mesela insanların kendileriyle ilişkileri o kadar bozuk ki evet. tabii ki başkalarıyla ilişkileri de çok evet. bozuk yani kendi kendine iç huzuru olmayan evde iki saat kendi kendine kaldığı zaman hemen başka bir şeyler yapmak zorunda dışarıya yani kendini atmak zorunda ya da neyse yani bunu dışa dönük bir insanı taşlayacak bir yerden söylemiyorum ben de çok dışa dönük ve çok sosyal bir insanım çoğu zaman diyalog halindeyim insanlarla ama insanın kendine ait alanlar olmalı ve buralarda bir iç huzuru olmalı burada çok bozuk bir tavır olduğunu hissettiğim için o bence ilişkilerin acayip yansıyor insanların. Kendisiyle beceremediği bir zaman geçirme yolculuğunun tabii başkasına artık yaşattığınız zaman orada özgürlüklerin kısıtlanması. Sen niye yaptın? Sen bunu yapmayacaksın. Sen bunu yapmayacaksan ben de bunu yapmayacağım. Yani birbirlerini alan daraltmak üzerine bir sevgi gösterisi var mesela insanlarda. Kıyafetine karış, işte izlediğine, tükettiğine vesaire yaptığına karış, konuştuğuna karış vesaireye karış diye diye bir yerden sonra insanlar sevgi şey gibi görüyorlar. Tamam birbirimize ne kadar yasak koyar ve bunlara uyarak davranır ve hiç hayattan keyif almaz keşiş gibi yani böyle Hayattaki tüm zevki birbirimizden çektiğimiz zaman iyi ilişkideyiz falan gibi geliyor. O yüzden o ikinci noktada bence yalnız ve mutlu insanlar bence çok iyi durumdalar. Ne istediklerini de ne istemediklerini de biliyorlar. Evet, ben bir süre böyleyim diyor. Evet sonrasında eğer o kadar coşkulu, patlamalı bir aşkları vesaireleri yoksa bile en azından birbirlerine saygı duyan, müthiş bir sevgileri olmasa bile hayatlarını birbirlerine kolaylaştıran çiftler var. Daha o kadar belki tutkulu, o kadar özel bir ilişkileri yok ama en azından birbirlerinin hayatlarına zarar vermiyorlar. Bunlar daha okey gibi geliyor. Rutinlerinde mutlu olan insanlar var. Evet, yalnızlığından hani bir şekilde mutsuz, o durumdan çıkmaya çalışan, onu bir sorun alanı gibi gören insanlar daha mutsuz gibi geliyor bana. Hı -hı. Orada mesela kendisiyle uğraşması gerek belli ki kendisini başka bir yere taşıması gereken bir şey var ama gördüğüm en mutsuz insanlar tahammül edemediğim sosyal hayatımdaki insanlarda çok mutsuz bir ilişkideki insanlar oluyor. Yani zaten günlük hayatımızda vardır bunlardan biliyoruz böyle her gittiğimiz yemekte birbirleriyle tuhaf bakışmalar onların bir gerginlikleri misafirliğe gidersiniz ayrı bir pislik yani kendi aranızda çözün ya da sosyalleşmeyin ya bu yani sizin çatışmanızı her dakika biz yaşamak zorunda değiliz ve mutsuzsunuz herkes de olsun istiyorsunuz falan gibi oluyor. O yüzden hani olabilecek en kötü şey kişinin kendine yapabileceği en kötü şey herhalde kötü bir ilişkinin içinde durmaya devam edin. Etmek. Yani zorunda mıyız? Niye yaşıyoruz? Gayet değiştirebileceğimiz şeyler bunlar. Oralarda da biraz cesaret vermesini istiyorum. İnsanlar şey gibi bakıyor mesela tutkun boğuşmak karakteri ilişkilere karşıymış gibi. Ben iyi ilişkileri çok destek atıyorum yani. Hı -hı. Sadece iyisini çok nadir kurdukları için o gibi bir diyaloğu çok zor görüyoruz. Hı -hı. Genellikle çünkü birbirlerinin alanlarını nasıl daraltmaya çalıştıkları ya da birbirlerine nasıl manyakça kıskançlıklar yaptıklarını anlattıkları için sevgi diye. Bunlardan çıkın tabii diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yo iyi bir okuma yapan insan bence orada doğru okumaya da yapabilir. İlişkileri karşı hiç görmüyorum orada. Tabii. Evet. Ya dalga geçtiğim bir durum var. Şimdi her programa bir tanıma işiyle başlıyorsun. Yani evet. buraya şimdi kimler geldi? 20 yaşındakiler ellerini kaldırsın. Evet. Onlar biraz daha tecrübesiz, her yere bakan böyle arayıştaki Tabii. gençler gibi oluyor. Sonra 30'larında, sen de 30'larında olduğun evet. için onları daha çok sevdiğini <laughs> de söylüyorsun. İrtibasla evet. İltimas geçtiğini <laughs> de söylüyorsun. İşte hani ilişkilerde biraz durulmaya başlayan ama hala canlı, işte yeni evlilikler başlayan ve 40 yaş üstü Biraz onları bence. <gülüyor> <gülüyor> yani ben buraya kızmaya geldim utkuya. Tutkuma <laughs> pardon. Oysağım. Diyor ki ellerini kaldırabiliyorlarsa kaldırsınlar. Evlenenler, boşananlar. Boşanmışlara bravo diyorsun. Evet. Yani evet ilişkinin iyi gitmediğini anlamışlar ve yeni bir hayata cesaret eden insanlar diyorsun ve 50 yaş üstleri bundan sonra uzman sizsiniz. Bir sorun olduğunda size soracağız diyorsun. Evet. Bak programını ben yapacağım. <laughs> Bayağı evet çok çok yakış. Ben, ben de... bazen unutuyorum bu akışı <laughs> mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bir de single'lar ready to mingle'lar var. Evet. Yani böyle sarılmaya, birleşmeye hazır. Tabii. Evet. İlişkiler hazırlar. Var. Ya evet bu tanıma da çok tatlı geçiyor. Yani insanlar kendilerini anlatıyorlar, evet. tanıtıyorlar. Belki biz bilmiyoruz. Belki sen biliyorsun. Belki sen de bilmiyorsun. Belki o gösterilerden sonra insanlar birbirleriyle tanışıyorlar, Tabii. buluşuyorlar. ilişkiler kuruyorlar. Evet. Çünkü aynı ortamda iki saat durduğun Tabii. birlikte yiyip içtiğin insanlar bakıyorsun o işte ilişkisiz ya da Tabii. Bir de interaktif şovların şöyle bir tabiatı var. Başladığı noktada hiçbirbirini tanımayan bir insan grubu... ve ...onları tek bağlayan bir sunucunun olduğu bir gösterirken... ...bir yerden sonra içerideki insanlar da personalaşıyor. Yani üç yıllık ve delice bir ilişkiye devam eden kişi... ...ve işte diş hekimi bilmem kim... ...ya da işte kırmızı montlu falan... ...hikayesindeki bilmem ne faktörü öne çıkan bir kişi... ...ve o gece bittiğinde hele bu kadar böyle daha da küçük kapalı gruplarında... ...neredeyse herkesin herkese artık yavaş yavaş bir fikri olduğu... ...o gösteri sırasında birbirlerine zaten flört etmeye çalıştıkları... ...ya da o itiraf kağıtlarını kullanan ben öndeki işte şu cümleyi anlatan beyefendiden çok çok etkilendim falan gibi itiraflar da yazdıkları falan şeyler de oluyordu. Şu anda da hala oluyor yani şu anda da ister istemez tabii daha büyük bir havuz var ve benim buna dahilim çok yok ama o ortam bence insanların tanışmasını da sağlıyor. Hatta 14 Şubat'ta şöyle bir şey yaptık. 14 Şubat özel bölümümüz vardı yayınladığımız YouTube'da olan o ayrı bir şey ama 14 Şubat günü Dastas'ta yalnızlar günü yaptım. Sevgilisi olanları almayacağız dedik hatta. Hmm. Ve sevgilisiyle gelenleri sevgilisinin yanından ayırtıp şeyde oturttuk zaten böyle anons ettiğimiz için. Ve böyle tamamen bekarlar odağında biraz yalnızlar özel bir gece yapmak istedik. Mesela orası tam olarak öyle bir havaydı. Öyle bir kafası da vardı yani. Bu şekilde sanıyorum birbirlerini öyle gözlemlemek isteyen bekarların daha rahat konuşabileceği. Çünkü şey de çok etkili oluyor. İlişkisi olan insanlar hele ki çekimli gösterilerde zaten daha kaygılı oluyorlar ama çekimsiz gösterilerde bile ya şu an bir şey diyeceğim hakkı iki görüşümü belirteceğim ve yani başıma bela açılacak. Özellikle erkeklerin çok daha sinsi bir şekilde beklediği bir gösteri yapıyorum. Kadınların çok daha aktif ve daha konuştuğu bir gösteri dönüyordu da Erkekler bir böyle bir ortamı süzüyorlar. Değer mi? Konuşayım mı bu riske falan gibi. Böyle bir e, tavrı da olabiliyor. Fakat bekarlar için öyle bir gerginlik daha az var. Yani günün sonunda deneyimlerini bir anekdotlarını bir eski sevgili hikayelerini anlattıklarında eve gidip kavga edecekleri birisi yok. O yüzden onlar tabii daha rahat konuşuyorlar bazı noktalarda falan gibi karşılıkları oluyor ya bazısı da çok sevimli oluyor. Bir beyefendi vardı evli. Düğünlerinde onun annesi Ejderha altınları... gibi annesi olan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Altın meraklısı. <laughs> altınları çalıp kaçıyor. Ya çocuk ilk önce bunu kabullenemiyor. Yani, yani. yok ya abi annem yapmaz etmez falan derken o ilişkiyi doğru kurmak <laughs> ve kendini geliştirmek için çaba harcadığını falan anlatışı müthişti. Evet. Yani o süreci izledik biz yani. Biraz uzun mu anlattı dedim. Sonra o çocuğun o tat çocuk diyorum yani koca adam evet, evet, evli evet. ama. Evet renkli yani, bir karakterdi ben de hatırlıyorum. Evet yani çocuk gibi anlattı ya da işte sen bu telefon karıştırmalar dedin ya mesela o kadar enteresan şeyler duyuyoruz ki kadın ya da adam bir ilişki yaşadığı hayattan çok farklı bir persona ile o telefonlarda çıkıyor. Biraz önce örnekler Tabii. verdin ya bir hanımefendi şey dedi yani sevgilim birine fotoğraf göndermiş kaşıklı dedi. Biz anlamadık, sen de anlamadın. Hepsi anlamazlığı bekledik. Yani çıplak. anlamaktan da korkar oldum. Evet. Yani. Ve spatula koymuş yani, hani bir evet. yerine ve fotoğraf göndermiş bir kina. Nasıl yani? Hani of, of, düşünemiyorsun of, of. yani. Doğuş'un bunların... vardı bir saksılı pozu. O zamandan beri böyle bir travma yaşamamıştık evet. aslında. <laughs> i̇şte hanımefendi sana anlatmak için de diyor ki, ya saksılı bir poz vardı ya. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Yani düşün, sevgilini birden öyle bir şekilde görüyorsun. Yani. Evet Başka canım. bir karakter karakterle ortaya çıkıyor. Oralar çok karanlık. Zaten şey çok tartışılıyor ya. Sosyal bir evrim yaşıyoruz ya yani gerçekten insanlık tarihinde bu kadar hızlı bir değişime dönüşüme başka bir jenerasyon grubu şu an yaşayan insan grubundan daha fazla maruz kalmadı kimse yani. Bilmediğimiz bir şey tabii, yaşıyoruz. Tabii. İnanılmaz bir iletişim hızı değişimi inanılmaz imkanlar değişimi benim bile yani ben 1989 doğumluyum. Benim üniversitede olduğum zamanlarda böyle bir dünyada yaşayacağımızı hayal edemediğim gelişmeler oluyor yani. 2010 senesinde dünya bu değildi. Çok büyük, çok sert, çok hızlı değişimler ve bu değişimler tabi çok hızlı tuhaf adaptasyonlar da yaratıyor. İnsan tabiatında olmayan bir şey ortaya çıkardığını sanmıyorum ama insanın tabiatında olan bu kadar şeyle mücadele etmesine ya da bu kadar şeye karşı savunmasızca eline böyle bir imkan verilmesine gerek var mıydı yoksa bunun öncesinde biraz daha hani alıştırılmalı mıydı falan gibi şeyler düşünmek herhalde gerekecek çünkü ahlak diyebileceğimiz ama ahlak kalıbına sığacak mı sığmayacak mı bilmiyorum. Ahlaken çok şaşırtıcı, tavır olarak çok şaşırtıcı, etik olarak çok çok gönül su gibi yani hiç sorunsuz yalan söyleyen insanlar. Yakalandıktan sonra bile hani inanılmaz pişkin kalabilen kişiler, bambaşka birbirlerinden saklanan şeyler. ilişkilerle alakalı böyle çok garip, karanlık, tuhaf bir çağ yaşıyoruz. Yani insanlar şey zannediyor herhalde. Yeni gençler falan filan gibi bakılıyor bu meseleler ama Bence pek öyle de değil yani şeyi de görüyorum çünkü yani buralara gelen işte 40, 50 vesaire falan yaşlarındaki insanların anlatılarında da buradan kurulmuş ya da bu yollarda bekar bir kişiyse vesairesi ya da ilişkisi varsa inanılmaz yollar bulunmuş, inanılmaz şeyler yapılmış oluyor. Kişinin tabiatına bağlı, jenerasyon bağımsız bir şey durumu dönüyor. Artık ilişkiler sonsuza kadar değişiyor galiba. Bir şekilde buna adapte olmamız gerekiyor gibi. Bu arada senin gösterine bakıyorum yani eğitim olarak psikiyatri okumuş insanlarla ilişki terapisi konuşan insanlar da geliyor evet. onlar sadece geldiklerini söyleyip kendi anılarını anlatıyorlar benim evet. gördüğüm bölümlerde sonra senden iletişim kuruyorlar mı yani iyi bir şey yapıyorsun şöyle bir şey yap gibi gibi. Ya bu gibi çok fazla feedback aldım tabii. Hani çok fazla insana iyi geldiği üzerinden. Ya da işte ilişkilerle alakalı meselelerin bazılarının normalleşmesi. Mesela şey çok acayip benim için. Çok yakında Frankfurt'ta bir gösteri dedim. Genç bir adam yani benle yaşıt bir adam. Baya böyle hayatında ilişkilerle alakalı bir kırılım yarattığını bu işin. Bu bir komedi işi o yüzden beni şey şaşırtıyor. Böyle bir misyonu yoktu aslında. Böyle bir derdi de yoktu. Ama hani böyle bir misyonu da olan bir şeye de dönüştü. Ben bunu aldım sahiplendim anlamında söylemiyorum. Hani ben zaten çok fazla içgörüm olan bu konuda ilişkiler konusunda iyi bir komedi içeriği üretmek, iyi bir iş üretmek ve bunu bir standartta tutmak, belli bir seviyede içerik üretiyor olmak ve farkını şeyde hissettirmek. Yapılıyor olan şakaların referansından, tavrından vesairesinden, insanlarla ilgileniş şeklinden ortaya çıkan mizahın tabiatına böyle bir gerçekten farkı olan bir iş ortaya çıksın istiyordum. Bunun bir yandan da ilişkilerle alakalı bir şey olduğunu gördüm. Gerçekten insanlara iyi gelen o belki naşla özetlenebilecek olan yani insanlara hayatlarına aslında kötü gelen ve kendilerini tüketen bütün bu deneyimlere naş diyebilecekleri bir güç cesaret veren, kendilerine çeki düzen vermeye de aslında bir şekilde salık veren bir işe döndü. Hı hı. Beni de çok etkiledi bu arada. Ben kendim de 5 sene önce hala 20'lerimde bir insanken başladım ben bu gösteriye. Şimdi 30'larımın ortasına doğru gidiyorum. Şey olarak da enteresan bir iş. Şey. Kendi kişisel ilişkilerimdeki deneyimlerim sürecinde de burada şeyi görme şansım oldu. Bu sürecin içerisinde uzunca bekar olduğum bir dönem de oldu. Şu anda bir ilişki var. Daha önce ilişkim olduğu zamanlar oldu ve daha önceden bugüne bir ilişkiden ne beklerim? Nasıl bir insandır? Ben kendi sınırlarımı nasıl çizerim? Ben nasıl mutlu bir insan olurum? Ben bu mutluluğu karşılığıyla nasıl paylaşırım? Doğru ilişkilenme benim için nedir? Ne bekliyorum falanları tutkun boğuşmak şovu yapıyor olmak ve bu kadar fazla çift görüyor olmak karşında ya da işte bu kadar bekar insan ama bu kadar ilişki meselesiyle karşılaşıyor olmak beni çok etkiledi. Ve tabii benim bireysel hayatıma bile bizzat dokunan bir şey döndü. Çünkü bir dönem böyle şey düşündüğüm zamanlar oluyordu bu yaptığım şey tutkun boğuşmak karşıma geçse benim ağzıma sıçar şimdi falan diye düşündüğüm <laughs> anları var yani. Hani onu, onun kızacağını düşündüğüm falan ya da işte onun böyle kendine gel falan diye beni sarsacağını düşündüğüm anlar yaşadığım zamanlar falan da oldu hayatımda. O komik bir duygu mesela orada kenarda duran bir tutkun boğuşmak var böyle zabıta gibi saçmalama falan. <laughs> İnsanlara da herhalde öyle bir şeye dönüştü sanıyorum. Böyle ara ara bir şekilde kendilerine gelmeleri gerektiğinde ki böyle bir kenarda bir omuzlarında naş diyen bir tutkun <laughs> boğuşmak oluyor galiba. <laughs> İstersen yanıt verme ama eski sevgililerinden tepkiler var mı? Yani çünkü sen de gelişiyorsun ya. Evet. Diyalogda kaldığım insanlar değiller. Öyle bir tepki yok o açıdan. Yani hmm. e, şey yok. Evet, sen çok tutkulu ilişkiler yaşadığın için <laughs> gereksiz <laughs> görüyorum. Beni en çok şaşırtan senin oradaki karakterinle ilgili o tavsiyeler vesaire. Ben hepsini çok sağlıklı buluyorum. Yani izliyorum. Sadece eski ilişkilerle ilişkinin arkadaşın sürmesine çok şaşırıyorsun. Evet. O da beni şaşırtıyor. Evet. Çünkü ben hep o ilişkiler kurmuş bir insanımdır ve nedenlerimi bilirim, evet. şunu bunu bilirim ve ikna edebilirim bir insanı belki. Ama, Ama tabii kişiden kişiye değişiyor. Bu yani... tabii çok güzel bir istisna gibi geliyor bana. Mesela senle tanıştığımda aldığım bir insandan aldığım enerji, hayata merakım, bir insanla ilişki kuruş şeklin itibariyle şey çok belli. Muhtemelen hayatının hangi döneminde bir ilişki kurduysan çok büyük ihtimalle yüzde yüze yakın kafanla kurmuşsun gibi duruyor. Bu kafayla kurulan ilişkiler sürdürülebiliyorlar. Bazı insanlar gerçekten hayatta şeyi çok önceliyorlar. Önce çok iyi arkadaş olabilecekleri insanlarla birlikte olmak, zihnen çok saygı duyabilecekleri. Bazı insanlar o kadar o kafada olmayabiliyor. Ben de öyle olmuş olabilirim zamanında. yani ben kendime bunu şey olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Zihniyet olarak çok uzak hissettiğim ve şu anda artık oturup ortak paylaşacak bir şeyim olmayan çok başka bir şeye dönüştüğüm şeyler oldu. Hayatımda zaten çok fazla değişimin dönüştüğü olduğu bir hayat türü yaşadım. Ve tabii o değişimlerde, dönüşümlerde hele uzun ilişkiler yaşadıysanız... ...başladığınız, bittiğiniz noktada başka insanlara dönüşüyorsunuz tabii. ya. Orada benim insanlarda genel gördüğüm yani birbirlerinin zaten alanlarına müdahil olmayan... ...birbirlerinin hayatlarındaki mutluluğa çomak sokmaya çalışmayan, tuhaf başka planları olmayan... ...böyle bir derdi olmayan insanlar olabiliyor ama benim şu ana kadar gördüğüm... ...çoğu ex hikayesi vesairesi, orada kapanmamış meselelerin olduğu şeylerde... ...genelde böyle bir taraflardan birinin ayrılmayı daha az istediği ve hala başka bir ajandasının olduğu... ...belki biraz hafif bir obsesyon parçalarının hissedildiği... ...biraz böyle temiz olmayan bir akış, temiz olmayan bir hmm. ilişki türü çok gerek yoksa bu zaten hayatta... Ya ben yani arkadaşlarımızla alakalı de zamanı geldiği zaman ayrılık yaşamamız, yaşayabilmemiz gerektiğini falan düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir yerden sonra size iyi gelmiyorsa vesaire ise falan hani değer olarak çok sattığımız değerler, vefa falan filan. Elbette ki çok da kıymetli değerler ama insana gerçekten iyi gün dostu lazım, muhabbetini yapabileceği, ortak ilgi alanlarını paylaşabileceği kişiler lazım. Bazı ilişkiler çok görevleşiyor. Kadın erkek ilişkilerinde ya da bütün hani aslında romantik ilişkilerde diyelim hani total itibariyle bütün ilişkilenmelerde de böyle bir şey durumu da var. Eski sevgili genel hatlarıyla sıkıntılı bir bir şey. Eğer hayatınıza tabii çok katkısı olmuş, özel dokunuşu olmuş falan bir şey yoksa... ...benim duyduğum çoğu kişi uzaktan uzağa birbirini kontrol etmeye de çalışıyor. Her boşluktan çıkmaya da çalışıyor. Başka şeyleri hmm. etkilemeye çalışıyor. Ve çok sağlıklı, çok insan çünkü kendini bir boşlukta hissedip o kolayla kaçıyor. Yani daha önceden kurulmuş ve kanıtlanmış bir şey var en azından. Oraya geri dönün gibi bir refleks var. Çoğunlukla bu bir çözüm değil. Yani çok az insanın gerçekten eski bir... Hani belki hayatının bir döneminde ve koşullar sebebiyle mantıklı olmayan... hani koşulların iyi olmaması sebebiyle kopmuş ama daha sonra karşıya gelen insanlar var. Bu değil zaten bahsettiğim. ama bazıları var. Her yolu denemişler, tüketmişler, çok büyük kavgalarda edilmiş, ayrılmışlar. Araya bir zaman girdi diye kafalar sıfırlanıyor ve bir oy daha vereyim falan gibi yani son <laughs> bir son bir kez reis diyorlar yani kendi aralarında açıkçası <laughs> ve birbirlerine. Yani bu bana biraz garip geliyor. Buna gerek yok gibi hissediyorum. Yani ya yoksa derdim yok aslında. Düşünüyorum sen şovunda da çok İngilizce kelime de kullanıyorsun. Bazı şeylerin de aslında Türkçesini oturtamamışız evet. yani. Hani eksten next olmaz evet. <laughs> muhabbeti mesela. Hani eskiden yeni ilişki kurulmaz ama hani arkadaşlığın devam etmesini ben biraz evet. daha kastediyorum. Bir de mesela işte anneciler, yalnız yaşayamayan erkekler var. Hani bir ilişki bitiyor, diğerine hemen geçme Böyle ihtiyacı. Böyle kadın da çok var. Hatta ben kadın daha fazla gördüğüm Öyle bir alan mi? bu arada. Çünkü kadınların bunu yapabilme lüksü daha fazla var. Gözlemimden bahsediyorum. Burada söylediğim hiçbir ilişki hakkındaki çıkarımın bir data ile alakası yoktur. Sadece şahsi çıkarımlar ama yani benim gördüğüm kadarıyla bir ilişki içerisinde bunalmış olan bir kadının bitirmeye yakın kafasında zaten o ilişkiyi kafasında bitirdiyse falansa ve yalnız kalmaktan ya da kendiyle zaman geçirmekten çok hoşlanmıyorsa zaten hani onun hemen arkasından bir şey geliyor. Çünkü hemen bekar kaldıkları dakikada vesairede zaten hatta kenarda duran bekleyen artık öyle bir dünya var. Yani herkes herkesin kafasında bir yedek listelerinde falan da filan da duruyor olabilir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü bir şekilde bilmem nerede tanıştığınız hafif flörtöz konuştuğunuz Instagram'ınıza ekli olan birisi var. Sizin bugün hala fotoğraflarınıza bakıyor vesaire şeyler bugün sizin sevgiliniz var yok bunu biliyorlar gözüyorlar. Olmasına rağmen bir şeyler yapanları var. Olma, ya da daha etik davranıp bir kenarda durup olmadığını gördüğünde insanların atıyorum Instagram'da sevgilinizle fotoğraflarınız vardı kaldırdılar. Attığınız ilk story'e birden yazmaya çalışan başlayan insanlar oluyor. Burada tabii talebe bağlı bir şey var. Yani adamın da erkek olan kişinin de kim olduğuna bağlı. Bu talep akışında o şekilde birisi ise ve yalnız kalamıyorsa genelde arka arkaya ilişkiler yaşıyorlar. Bu da sıkıntılı bir şey. Ben zaten hani mümkün mertebe çok uzun ilişkiler falan yaşamış insanlara arada bir durup kendilerini hani it. pit stop gibi yani gerçekten hayatta bir ne istiyorum bir brief'i yeniden oluştur kendine bir yeniden bak çünkü kimse 3 yıllık bir ilişkiden çıktığında hatırladığı kişi olmuyor. O kişiyle bir tanışıp ondan sonra ne istediğini yeniden de anlamak da lazım gibi geliyor. Yani. Ben Türkiye'nin en iyi ilişki evet. uzmanı ve seksoloğuyum diyorsun. Evet. Bu işi uzmanlıkla yapan insanlar da geliyorlar, evet. izliyorlar. Onların tepkileri ne oluyor? Sakince dinlediklerini, izlediklerini, güldüklerini görüyorum orada ama sonrasında bir şey oluyor. Yani olmayı. ben şeyi çok bilmiyorum. Hayatımda çok fazla tüketmedim de. Hani böyle gerçekten şey bir yerden söyle benim asıl işim komedyenlik işte reklamcılık falan filan gibi şeyler olduğu için ilişkiler benim bir ilgi alanım bir içerik üretiyorum bununla alakalı pop tüketimlerim var Türkçe kaynakta çok az açıkçası bu konuda yani dünyada durmaksızın bu konuda iyi içerikler üretiliyor ve buradan birkaç ay sonra bunların replikası olduğunu gördüğüm ya da işte oradaki yeni kavramların vesairelerin tartışıldığı pop içerikler ortaya çıkıyor bu konuda çok fazla böyle dünyada ilişki uzmanı insan var İşte YouTube'da falan böyle ilişki dinleyebildiğim kendi hayatım için de dinliyorum açıkçası ama Türkiye'de ilişki uzmanı diye benim bildiğim takip ettiğim biris de yok açıkçası. Hmm. Geldiyse fark etmemişti olabilirim. Çok fazla psikiyatristten, psikologdan kastetim, vesaireden. ben diyor işte çift terapisi yapıyor. Evet. Benim işim o diyor. Mesela o evet, onlar da kastetim. bence çok şey bir yere girmiyorlar. Yani didaktik bir şey söylemek bana falan gibi bir yerden. Çünkü zaten karakterin mesajları da, tavrı da çok pozitif bir yerde olduğu için hani büyük ihtimalle temel bir yerden çok çatıştığımız ya da haksız olduğumu ya da bunu söylüyorsam bunu böyle yapmasan daha iyi olur dedikleri bir şeyle pek karşılaşmadım da. Daha ziyade bunun ne kadar eğlenceli, komik vesaire olduğuna ya da işte ne kadar kendilerini bulduklarına dair bir sürü şey söyledikleri ya yani da insanların Hikayelerle bu şekilde tanışmanın durumlarına dair bahsettikleri şeyler alıyorum ama böyle spesifik olarak mesleki bir yönlendirme gibi bir uyarı ya da Onu böyle edin. bir şey hiç almadım ya. Yani. Çok iyi aslında izlemek de güzel geldi bana diye. Evet daha de o de... o tavırda şeyler görürsünler evet. ki evet, keyif alıyorlar ve dediğim gibi günün sonunda hani benle konuşuyorlarsa artık hani bir komedyenle konuşuyorlar ve orada tükettikleri bir deneyim var. Bunun ne kadar komik, eğlenceli vesaire olduğu üzerine konuşuluyor ya da hani bu deneyim gerçekten bana ben hiç bilmiyordum şu şekilde şeyleri falanları ya da benzer bir şey yaşadıysa bazen işte bu gibi bir çift ben de gördüm falan gibi çok basit aktarımlar oluyor mu? Çok spesifik bir ilişkiler konuşuyor olduğum ya da bu gibi feedbackler aldığım verdiğim bir yer yok yani. Ya bazı sorularını anlamayanlar oluyor çok basit sorularını. Evet. Çünkü kendi anlatacaklarına çok odaklanmış olabiliyorlar. Tabii, tabii. Bazıları da o kadar iyi oluyorlar ki Mesela ben şuna biraz gülerim. Şimdi ben sana çok komik bir şey anlatacağım Utku derler. Evet. Ve asla komik olmaz o. Evet, <laughs> yani evet, ya da önden o, o uyarı biraz rahatsız edicidir. Sevmem onu yani. Mesela bir beyefendi geldi genç bir adam. Dedi ki şimdi komik olduğunu düşündüğüm bir şey anlatacağım. Ama size komik gelmeyebilir. Ne kadar nezaketli evet. söylüyor. Ya da işte sen şeyi soruyorsun. Kısmetse olur mu? Bir televizyon evet. programı galiba o. Ve hani komik bir seviyede ilişkiler oluyor. İşte evet, hani evet. zengin biriyle evlen falan. Onlar amaç oluyor evet. gibi bir durum. Sen de ekonomik eşitlikleri sordun. Mesela işte sevgiliniz sizden ekonomik olarak ne kadar farklı olmalı falan. Ya bir kız o kadar güzel anlattı ki yani. Hani evet. Hayran oldum. Yani ben onun o kadar muhteşem cümlelerle kurulabileceğini düşünmem. Dedi ki işte 20'li yaşlarından itibaren çalışmış. illaki ki çok parası olması gerekmiyor. O edindiği parayı da kendisi edindiği için onun ayrı bir özgüveni Tabii. oluyor. Başka bir ilişki kuruyoruz falan. Müthiş de algısı açık insanlar da olabiliyor. Yani evet. çok saçma konuşmalar Zaten olabilir. Zaten aslında YouTube'daki yorumlarda falan da çok fazla karşılaşırım Ya yani soruları anlamıyorlar bu kitlene falan diye. Ya kusura bakmayın ama hani şey için söyleyeceğim. Anlıyorum. Benim de çok kızdığım oluyor. Sahnedeyken bile, biz bizzat o anki duyguyla bile çok kızdığım oluyor ama bunun ana sebeplerinden birisi şu soru setini sabit tutmuyorum ve ilişkilerle ilgili her şeyi sormaya çalışıyorum ve bazılarını anlatmak için bir kavramı açıklamak bir durumu özel bir şekilde anlatmak ya da bir vakayı çok iyi anlatmak gerekiyor ve o sırada evet insanlar kafalarında bir şeyler düşünüyorlar kolay bir şey değil aslında o kadar da hani o cevapları veriyor olmak ya da ona uygun cevap veriyor olmak kolay olmayabiliyor saçmalıyorlarsa gülüyoruz ya da başka bir yere saptıysa bunu bunun şakaları dönüyor rotasına geri geliyoruz ama ben de artık en azından internetteki izleyiciye falan da şeyi söylemek istiyorum hani gerçekten ülkede en okumuş et etmiş bir şekilde ilişkileri sorgulamış bununla ilgili kişisel gelişim bir şeyler okumaya çalışmış yani yurt dışı görmüş falan yapmış bir sürü kendisi bu alanda bir yerlere gelmiş falan insanlar geliyor karşıma ve hani kimse de konuşamıyor falan diyorlar yapacak bir şey yok o ülkedeki havuzun belki de yani konuşmakla ilgili kendini en güvenli hissedecek ya da işte en eğitimli seviyede konuşabilecek düzeyde insanlarla karşılaşıyoruz. Oradan da bu çıkıyor konu o kadar zor. zor durumdayız yani <laughs> en iyileri bu kadar anlatabiliyor. Ben öyle görmedim o yorumları da gördüm ama konu zor konu bir de zor. mesela seni izleyip gelmişler bir önceki sorulardan belki de kafalarında setle. Evet. aktif de olmak istiyorlar edilgen olmak istemiyor bazı insanlar tabii tabii bazıları daha komik olma derdinde oluyor bazıları gerçekten o kızgınlığını vesaire aktarmak istiyor mesela şehrin ritmini çok iyi anlayan izleyiciler olabilir bu iş bir günün sonunda komedi işi olduğu için <laughs> seyircinin tabii ki derdini anlatıyor olması gerekiyor ama onun söylediklerine benim verdiğim reaksiyonlar onu bir komedi gösterisine tabii. çeviriyor nihayetinde. Dolayısıyla onun boşlukları var ve çok hızlı düşünerek anlık referanslarla yürüttüğünüz bir şaka dünyası olan bir iş olduğu için bu ritmi çok iyi anlayıp hani bir şey söyleyip ona ben bir afterthought bir şey bir şey düşünüp onun arkasından bir şey söylüyorsam ona alan açıp buna gülüp ona onunla ilgili bir hatta şakaya besleme yapıp ya da ona alan açıp orta açıp devam eden ve sanki bir komedi ikilisiymiş gibi konuştuğum konuklar da oluyor ya da ısrarla o ritme bu Ozmadan yok ben bir şey sanki bir metne hazırlanmış da böyle bir vaaz okuyormuş gibi e, o araya hiçbir şeyin girmesine müsaade etmeyen ve ha. blok bir hikaye anlatmaya mı seyirci ben orada şeyi gözetmek durumundayım canlıda izlemekte olan insanların hevesi çünkü çok uzun hikayelere giriyor insanlar onlar için çok değerli de hikayeler nasıl tanıştıklarını özel öze anlatıyor gün içtiği kahveyi falan filan ama bu hikayenin can alıcı noktaları var ve soruyla ilintili bağlamları var oralara gelmen lazım yoksa çünkü kalan herkesi kaybediyoruz birlikte evet, evet. ve benim buna ara ara minik kalp masajları yapmam gerekiyor yoksa hatta insanlar ara kusura bakmayın meslek icabı şaka yapmam gerekiyor falan diye ara ara hatırlatıyorum. Çünkü yani meseleyi sulandırmak ya da meseleyi olduğu yerden saptırmak gibi bir amacım hiç olmuyor. Ama o kadar düz bir tansiyonla sadece ilişkinin anılarının aktığı bir şeyin konuşulması ben buraya niye geldim duygusuna sokacaktım insanları. Onu renklendirmemiz gerekiyor açıkçası. Ya işte o tutkum karakterinin şu anda bence çok oturmuş bir halinde. O hafif de ısıran hali orada evet. çok işe yarıyor. Kayboldum ya ben burada. Ben ne soru sordum sen ne cevaplıyorsun diyorsun. Da hep beraber tabii, tabii, onlara Bazen Mustafa Topaloğlu falan diyorum. Bağlamından kopmuş iki bilgi verip ne diyorsun ne anlamamız lazım şimdi falan gibi oluyor. Ya bir de o bebeğimler var, laf atmalar Tabii. var. Oradaki hafif flörtöz daha. Evet. insanda sana bir şey anlatma hissiyatı da yaratıyor. Evet. Yani hani kadınların en yakın dostu olabilecekmiş evet. gibi. Hatta işte koltuklu yaptığın gösterilerde koltukta yanına gelip de sana hikaye anlatan da oldu. Evet. Bacak bacak üstüne attınız konuştunuz falan Tabii. o çok tatlı bir şey yapıyor. Şimdi bu komedyen meselesine de gelince bazı insanlar başka insanlarla daha açılıyor gibi düşünüyorum. Hani stand up'ta türdür evet. ya, komedide türdür. Bazı insanlar kendi başlarında o sette bozulmadan Araya hiçbir şey almadan çok daha iyiler. Ama bazıları da soru cevapla ya da evet. o aktiviteyle daha iyiler. Mesela bu nasıl olunur serisinde de ben her bölümde başka bir şey yapıyorum aslında. Tabii. Yani başkalarıyla daha açılıyorum. Kendim de hikayelerimi çeşitlendirmiş oluyorum gibi. Sen de orada çok hızlı cevap bir halinle. Zaten ben bugünün stand-up dünyasına baktığımda genel anlamda çok entelektüel insanlar görüyorum. Evet. Yani okuyan, yazan, farklı uzmanlıkları olan birisi yok, eczacı birisi bambaşka bir sektörden gelmiş evet. hep ikinci dönüştürülmüş alanlar var. Üniversitede güzel eğitimler var. Tabii. Yabancı diller var. Yani sana bir şey söyleniyor. Ben ekonomi okuduğunu bilmiyordum mesela. Bir hanımefendi arz ilişkisiyle ilgili bambaşka bir şey. Yani çok klasik olmayan bir şey söyledi. Sen de dedin ki bu da tam da öyle değil. Hani mesela oradaki başka bir göndermenden. Hani ekonomi okuduğunu düşündüm mesela tabii, oradan. Tabii bayağı ekonomi göndermesi o Lorenz Eylül'leri falan konuşuyorsunuz. <laughs> şey <yapacaksın. gülüyor> evet yani. Bir de o tarafı var. Yani şimdi sen biraz da Utku tarafından da konuşursak bu durumları. Sen Ankaralısın, değil evet. mi? Yani nasıl okudun, neler yaparken bu komedyenliğe geldin ve bu senin ne kadar açıyor konuklu bir iş yapmak biraz onlardan tabii, da bahsetsene. Tabii tabii. Ankaralıyım. Ben aslında müzikle uğraşıyordum çocukluğumdan beri. Yani sahneyle uğraşmam yani sahnede geçirdiğim zaman meselesi çocukluğumdan beri olan bir şey ama müzikle vardı. İlk başta ortaokulda falan böyle korolarla başladı. Sonra Ne korosu bunlar? Ne tarz müzik? Çocuk korosu aslında Hı. klasik müzik falan bununla böyle uluslararası korolar festivalinde ödüller aldığım falan bir zaman dilimi geçti ortaokulda. Daha sonrasında gitar çalmaya başladım. Lisede işte bir rock grubu kurdum. Onun vokali de oldum sonra. İşte besteler falan da yapıyordum. Bu Ankara ve <laughs> Müzik <Evet>. Amatöro. <Anladım. gülüyor> aynen aynen tam böyle hatta yani lisedeyken üniversite festivallerinde falan çaldığımız enteresan bir dönemdi. Yani ben lisedeydim ama böyle şeydi. Yani 18 yaşından küçüklerin giremediği yerlerde sahneye çıkıyordum falan gibi gidiyordu. Çok müzisyen olacağım düşündüğüm bir hayatım. Hangi lise bu? Binnaz Anadolu lisesi diye bir lise. Okulun da bir stüdyosu da vardı tabi müzik durumuna katkısı da olan okulun altında bir stüdyo vardı. Okullar arası müzik yarışmasının falan çok önemsendiği falan bir dönemdi. Biz böyle bayağı stüdyoda uzun zamanlar geçirdiğimiz falan bir öğrencilik geçirdik lisede. Daha sonrasında hani üniversitede de o müzik devam etti ama Hacettepe'de ekonomi okudum ben aslında. İktisat okudum. İsteyerek bilerek mi? Yani şu anda düşününce çok makul gelmiyor tabii düşündüğüm noktada. O zamanların koşulu ambiyansı, evdeki ambiyans falan itibariyle de çok hani şey de değildi. Yani şeyi hiçbir zaman düşünmemişiz galiba. Yani düzgün bir Anadolu Lisesi'ne gittim. Etrafımdaki arkadaşlarımın hepsi düzgün üniversitelere girmeye çalışıyorlar. O zaten yapılması gereken müzikle yanında yanda duran bir şeydi. Ankara falan hani oradaki tabiat hani bunu meslek gibi bakayım ya da işte konservatuara gideyim gibi değildi. Umarım o Allah'tan hani müzikle alakalı bir konservatuara falan da gitmedim diye diye düşünüyorum çünkü komedyen olmanın hayatımdaki benim kendi şahsi optimizasyonum olduğunu düşünerek üniversiteyi bitirmek üzereyken falan buna karar verdim. Çok alakasız gibi duruyor ama değil yani hayatım boyunca insanlarla şimdi böyle ciddi konuşmalarda bunu söylemek çok garip oluyor ama az önce konuştuğumuz diyalog ve komik olma falan meselesi benim hayatım boyunca çok doğal olan bir şeydi kendimi hep çok bu konularda hani bir servisteyimdir arkadayımdır bir sürü insana bir şey anlatıyorumdur işte yani e, babamın arkadaşlarının arasındayımdır ben küçük bir çocuğumdur onlara bir şeyler anlatıyorumdur hep bir yerlerde bir şeyler anlatıyor olduğum ve insanların güldüğü bir durum vardı ve bu hani normal insanlarda olan frekanslar... ya da şaka yapış bir falan anladım burada bir ekstram var galiba diye hissettiğim bir duyguyla yaşadım zaten hep aslında insan güldürmek en sevdiğim şeydi şey hatırlıyorum yani çocukluğumda kendimi hayatta en mutlu hissettiğim anlar birilerini güldürdüğüm anlar bu duyguyu çok seviyordum bir kere bir şey anlatmayı ve Hmm. olarak gülmesini. Sen kendin de çok güzel gülüyorsun. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ya, <laughs> ya evet ben, ben de programda hoşuma evet yani. gidiyor yani. Hani <laughs> böyle kendini çok... durduramayıp gülüyorsun ya. Yani. Evet evet yani ben böyle gerçekten hani gülmeyi çok seven, güldürmeyi çok seven benim komedyen olma sebebim şimdi bazen insanlar şey gibi oluyor işte stand-up mesela bir şey sonuçta bir alan, bir medyan bir şekilde insanların kullandığı bir tool ve stand-up'ını bir mesajı taşımak için dil olarak ya da bir metod olarak kullanan insanlar da var. Çünkü spesifik olarak komik birisi olduğundan dolayı değil mizahı bir dil olarak kullanayım. Evet. Benim için komik olmak çok refleksif ve çok doğal bir şeydi. Komik olduğum için komedyen olmaya karar verdim. Yani 21 yaşındaydım. Müzikle ilgileniyordum. Sahneyi seviyordum. Sahnede müzikle ilgili işler yaptığımda da hatta şarkı söylerken aralarda durup insanlara bir şeyler anlatıp gülmelerini çok seviyordum falan. Ve bu yerden sonra şey duygusuna yol açtı. Ben stand-up komedyeni olmak istiyorum. Bunu denemek istiyorum. Ama bu benim 2011 senesinde söylediğimde çok konvansiyonel bir fikir değildi. Yani bugün bile çok konvansiyonel bir fikir değil ama ben yapmaya karar verdiğim sırada bunun bir yolu yordamı hiçbir şey yoktu. Komedi kulüpleri yoktu. Açık mikrofon geceleri yoktu. Bu işin akademik bir background'u yok. Hani gidip okuyabileceğiniz bir şey değil komedyen olmak. Oluyorsunuz ya yani olmaya çalışıyorsunuz. Ve tabii öyle bir dönemdi ki yani Türkiye'de çok iyi ve uluslararası düzeyde iyi bir örnek çıkmış. işte Cem Yılmaz var. Tamam çok büyük bir rockstarımız var ama ortada dev bir gap var. O var ve başka hiçbir şey yok gibi. Hani en tepesinde birisi var ve ortada bir kültür yok gibi Hı -hı. bir sorun var. Bu da Cem Yılmaz'ın sorunu değil ya gelip kültür oluşturmak zorunda değil. Ama nereden başlayacağım gerçekten bilmiyorum. İlk gösterim ben Hacettepe'de bir tane hocam vardı. Game Theory hocası. O Chicago'da bir dönem akademisyenlik yapmış ve komedi kulüplerini çok severmiş falan. Hmm. Muhabbet ediyorduk stand up yapmak istediğime dair. O bana bir gün bir amfideki bir dersini verdi. Dedi ki sabah 9 dersini sana vereceğim. Kimseye de bir şey söylemeyeceğiz. Geleceksin stand up yapacaksın dedi. <laughs> tamam dedim. İlk stand up'ım ona jest olsun diye ekonomi ile alakalı bende ona sadece şakaların olduğu. Hani Türkiye'de insanlar niye hizmet sektörüne para vermez? Biz elle tutamadığımız şeyleri niye para vermeyiz falan gibi bir yerden bir şeyler anlatmıştım. Onu hatırlıyorum. İlk gösterim oydu ve çok garip bir duyguydu tabii. Yani aynı yaşta olduğum insanlar böyle bir şey beklemiyorlar ve şöyle bir sorunla da karşılaşıyorsun. Stand up insan insanların tabii Cem Yılmaz gibi bir isimle özdeşleştirdiği falan bir iş olduğu için dünyanın her yerinde de böyle algılanan bir iş olduğu için sanki insanların karşısına bir challenge bir iddia koyuyorsunuz ben çok zekiyim çok özelim çok güzelim diyormuşsunuz gibi bir şey oluyor ve bunu yaptığınızda özellikle zaten ilk refleks hayır yapamazsın hayır olamazsın garip şey bir kültürde yaşıyoruz biz insanlar kendi yaşamadıkları şeyleri başkaları da yaşayamasın kendilerine bununla uğraşıyorlar gibi bir duygusu da çok olan bir yerde olduğumuz için keşke böyle olmasa ama genel duygu bu yani bizdeki rekabet sistemi falan bir şey üzerine, bir köşeyi biri tutmalı ve o geri kalan her şeyi yok etmeli. Ama mesela Amerika'ya bakıyorsun, rekabet sistemi karşı çıkabilecekler bir şey olmadığı için kolaboratif bir şekilde ortak bir kültür yaratıp bir alanın birçok efsanesinin olduğu, başka başka ürünlerin üretimlerinin ortaya çıkabildiği, ekollerin ortaya çıkabildiği bir duruma izin veriyor. Buradaki refleksi de anlıyorum. Böyle korumak gerekiyor kendini. Burada yapan insanlar üzerinden yargılamıyorum bu durumu. Ama burada çok zor bir tabiat var. Yani yolunu inşa etmek çok zor. Bu arada araya gireyim. Ahmet San bölümünde şahane bir şey söyledi Ahmet San. Ben rekabeti sevmem diyor. Kitabında evet. da öyle diyor. Ben de Ahmet Bey niye rekabeti sevmem diyorsunuz? Hani rekabet ileri Tabii. götürücü bir şey değil midir? Hele sizin sektörünüzde. Dedi ki piyasanın tam oturmadığı alanlarda rekabet insanı batırır. Yani o alanı batırır. Diye. Evet. diye. Hakikaten çünkü o da... Bunu o... yaşadım, gördüm mesela. Evet, tam anlattığın şeye uyuyor. O da konser alanında aynı şeyi söyledi. Evet yani bu işin oturması aslında 2014 senesinde BKM'ye daha sonra götürdük ama... ...ilk başta Old City Comedy Club'da Türkiye'nin ilk açık mikrofonunu yaptık. Murat diye bir arkadaşımla beraber. Bunun işte etkinlik tanıtımıyla, organizasyonuyla falan uğraşıyordum. Sonra bunu BKM mutfağa götürdük. Ve iki sene boyunca BKM Mutfak'ta Türkiye'nin ilk açık mikrofonunu organize ettim. Ve orada şunu gördüm yani çok yeni bir iş kolu olmasına, çok kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen o zaman komedyen olarak çalıştım. Şimdi de büyük bir kısmı bir yerlere gelmiş olan komedyen arkadaşlarım var mesela. Bu vesileyle bu işle uğraşan başka insanlar olduğunu öğrendik, bu anladık. Ben 2011 senesinde komedyen olacağım dediğimde Türkiye'de bu işle uğraşmaya çalışan tek çocuğum falan sanıyordum. Bir süre boyunca her deneyişim askere gittim o arada geldim Ankara'da gösteriler yapmaya başladım işte gezi olayları oldu falan Ankara'dan ayrıldım İstanbul'a çok bir planım olmayarak açıkçası geldim ama hani burada yapmalıyım artık gibi bir yerden geldim. Tam geldiğim sene içerisinde işte açık mikrofon falan oluştu ve ilk o rekabet ortamının yan etkisini gördüğüm şey şu BKM mutfakta açık mikrofon yapıyoruz. Zaten hani çok o kadar komik bir dönem ki yani işte realite algımız maalesef çok değişti. Atıyorum biletler falan 15 lira mıydı 20 lira mıydı içinde bir bira dahildi falan gibi bir şey yaşanıyor. 8 tane komedyen sahne çıkıyoruz yani cebinizde gerçekten 20 lira mı kalır bilmiyorum öyle bir şey yaşanan zamanlar bunlar. Haftada bir kere bir çarşamba akşamı BKM mutfakta açık mikrofon yapılabiliyor. Ondan sonra başka yerlerde olmaya başladı başka açık mikrofonlar olmaya başladı ama mevcut ekip içerisindeki o rekabet duygusu o kadar garip bir şey döndü sol fraksiyonları gibi daha hiçbir şey olmadan insanlar çatışmaya güç güç çatışmalarına girmeye, başka hizipler oluşturmaya falan başladılar. O kadar hızlı oldu ki bu. İlk duygusu çok toksikti gördüm. Ünlü olmaya çalışan, tek başına sahneye çıkan bir sürü deli gördüm. O ara beni o kolektif ruhtan bir tık soğutmuştu. Daha sonra Tuz biberin oluşması falan ve ondan sonra daha en azından Bence onu da anlat. Dinleyenler bilmiyor olabilir. Ben sevdiğim için hakim olduğumu düşünüyorum ama Evet. Yani Tuz biber daha Kadıköy'de. Ya yani aslı tam Kadıköy diyemeyiz. Taksim'de denendi, ilk çevrede falan denendi ama o Taksim'de tam işte bombalar falan dönemi Taksim'in terk edildiği dönem bazını Kadıköy'e taşıdı. Yani Tuzbiber aslında bir şeyle çıktı gibi. Daha özgür bir komedi platformu sunma niyetiyle falan ortaya çıktı. Yani her tür komedinin olduğu, her görüşten komedinin olduğu hepsinin kendini anlatabildiği bir şeye dönüştü. Çünkü biraz daha şey sıkıntısı vardı daha başka sahnelerde. Şu gibi içeriklere girmeyin, bunu ya, siyaset çakasına çok girmeyin, din hmm. çakasına çok hmm. girmeyin, falan yapmayın, filan yapmayın gibi şeylerle çok. Bir de Türkiye'nin çok sıkıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bizim bu işteki en böyle 20'li yaşlarımın ortası falan zamanı çok büyük bir kaygı dönemiydi benim için. Düşünüyorum şimdi çünkü. Yani işte ülkede önce o bombalar, patlamalar, etkinliklerden insanlar zaten korkuyor. İşte sokağa çıkma yasağının, darbenin falan olduğu dönemler mizahçısın ama yani bunun televizyonla falan buluşması imkansız. Yani çok hani ben daha şehirli tavırlarla bir şeyler anlatıyorum. Şey hatırlıyorum mesela bir televizyon programında stand-up'ımdan bir kesit yapmam istendi. Söyledim ama sen çok şehirlisin. Acaba böyle bir, bir şive mi yapsan falan. Abuzer Kadayıf olma istendi benden yani. Hmm, hani hmm. Ben de dedim ki yani ben neyi komik bulduğumu parayla satmayacağım yani. Bu işi yapmak istediğim şekli, tavrı, içeriği dolayısıyla ben reklamcılık yapıyorum zaten. Para kazanmak için bu işi yapıyorum zaten hani. Bu iş istediğim şekilde yapılabiliyorsa yapılır. istediğim şekilde yapabilmek için ben elimden geleni yapacağım ama bunu para etsin diye ya da paraya dönüşsün diye yapış şeklimi değiştirmek ya da daha genel izleyiciye hitap edecek bilmem neye dönüştürmek falan gibi bir kaygım yok benim. Bu biraz hayalini satmak falan ya da başka bir yere gitmek olur gibi oldu ve bunun neticesinde daha iyi hatta açık çıkarımlar yaşattı bana yani bir şekilde tutkun boğuşmak karakteri oralarda çıktı o dönemlerde çıktı diğer personalar falan o dönemlerde çıktı ve başka yollar bulmamı sağladı ve aslında kendimize kitle de ürettiğimiz kendi mecralarımızdan bir şeyler paylaştığımız özellikle pandemi döneminde ben bir podcast programı da yaptım adaptasyon hayvan diye onu paylaştığımız stand up'larımızdan bazı kesitleri paylaştığımız tutkun boğuşmak şovu daha sonrasında yayınladı yani biraz daha aslında kendi projelerini yapıp yayınladığımız bir yerle beraber kitle edinmeye başladık ama Türkiye'nin bu siyasi döneminde bu ortamında bu ambiyansında komedi yapıyor olmak bence çok garip ve çok zordu. Çok fazla kaygı üretiyordu çünkü gerçekten hani yine bir yerden sonra bir sektör oturdu, bir matematiğe geldi, bir şey oldu ve şu anda gerçekten yerleşik bir komedi kültürü var ve burada açıkçası gurur duyduğum bir payım olduğunu düşünüyorum. Yani bu açık mikrofon kültürleriyle vesaireyle ve bugün geldiği yerden açıkçası mutluyum. Hiç olabilecek gibi görmüyordu bu şekilde. Tabii bunun içerisinde şey gibi bir katkı da var. İzleyici kültürü de pek yoktu. Yani dediğim gibi bu işin en büyüğünü izlemiş ve o salonlara gitmiş insanlardan bahsetmiyorum. İşten çıkıp bir komedi kulübüne gidip iki tane komedyen dinleyip bunu beğendim bunun gösterisine de giderim diyen arkadaşına tavsiye eden ya da komedyenin de turlayabildiği turne yapabildiği falan bir yapı dizayn yoktu Türkiye'de. Amerika'da da olsanız sadece bu işten Jerry Seinfeld'seniz Louis C.K.'seniz kazanmıyorsunuz. Binlerce komedyen var. Ülkenin her yerinde komedi kulüpleri var. Turlayabiliyorlar. Daha başka gruplara hitap eden, ekonomik gruplara hitap eden, daha etnik gruplara vesairelere göre hitap eden insanlar var. Daha farklı komedi türleri yapan insanlar var ve dev bir ekosistem var işte. Birçok sitcomun yazıldığı, birçok TV ya da dijital platforma komedi işinin, talk show'larının vesairesinin yapıldığı, bir sürü animasyon komedi işinin yapıldığı bir sektör. Şeyden besleniyor tabii ki. Açık mikrofonlara çıkıp şaka yazan insanlar onların yazarı oluyor. Onlar SNL'de yazar oluyor. Onlar Jim Carrey'de oluyor. Onlar Adam Sandler oluyor. Onlar Eddie Murphy oluyor. Okay. <laughs> Böyle bir ekosistem var. Burada bu ekosistemin adımları yok. Öyle bir sorun var. Bugün itibariyle bence olacak artık. Yani yeni bir durum oluştu. Komedyenler artık işte atıyorum bir takım işlerde tercih ediliyor. Şu andaki talk show'larda vesairelerde metinlere bizim tanıdığımız komedyen, stand up komedyen arkadaşlarımız giriyor. Şu anda dizilerde gördüğüm işte dijital dizilere vesairelere ufak tefek girmeye başlayanlar var ve başka başka projeler de yapacaklar eminim. O yüzden hani bu açıdan böyle renkli ve bereketli bir döneme girdik. Garip bir şekilde çok daha baskılı ve çok daha sıkıntılı bir yere mi gidiyor acaba diye düşündüğümüz bu şey başka bir şeye dönüştü yani. Komedyen bir dönem şiveyle işit bir şey görünmesinden evet. de bahsetmiş oldum biraz önce. Ben bu işlerde küratörlüğü kim yapıyor, nasıl oluyor, onu da merak ediyorum. Yani kimler o gösteride? açık mikrofonda daha açık bir şey olduğunu düşünüyorum tabii. ama yine de o insanlara bir çağrı yapmak var. Gel bir şey anlat var. Tabii. E sen bir şey anlatıyorsun senden sonraki ya da önceki çok kötüyse o dengeyi de bozuyor çok muhtemelen. Çok bozuyor tabii. Yani çok uzun zamanımız zaten uzunca yıllar boyunca bu çoklu stand-up komedi gecelerinde gösteri yaparak geçti. Bunun en başındaki ilk formu açık mikrofonu ilk yaptığımız zaman da zaten o zaman kimse birbirini tanımıyor ve kimsenin bir sahne tecrübesi yok gibi bir yerde olduğu için olanlar da aynı, atıyorum Ben de tek kişi gösteri yapıyordum bir yerde. Hiç bir şey olmayan bir stand-upçı nerede ne yapabilir? Hani eşinizin, dostunuzun geldiği 15-20 kişilik gösteriler yapmış deneyimleri olan birkaç insan aslında o açık mikrofonlara ilk gelen insanlar onlardı. Bununla uğraşmış, buna bir zihinsel yatırım yapmış bunu bir noktaya getirmiş insanlar. Dolayısıyla o ilk başladığımız jenerasyondaki birçok kişi devam ediyor zaten hala. Kimler var mesela? Aklına gelenler var mı? Ee, yani işte Murat Gençoğlu var beraber kurduğumuz hmm. arkadaşımız. İşte Tuna Kalın Kalınsaz var yine o dönemden. O zamanlar yapmakta olan tabii bir sürü insan aynı şekilde devam ediyor işlerine. Onun haricinde de bir çok aslında yeni insan katılıyor bu sürecin içerisine. Şu anda artık ben açık mikrofon falan pek bilmiyorum açıkçası görmüyorum yani zaman olarak çok uzun zamandır görmediğim bir şey. Onlar biraz daha evet amatör gecesi formunda birçok insanın adını yazdırıp çıktığı bir durum. Ama çoklu gecelerde bir şey ritmi oluyor. Biliyorum tuz biberin altılı diye bir gecesi var çoğu aslında neredeyse tamamı kendisine ait tek kişilik bir gösterisi olan insanlardan atıyorum 15'er dakikalık bir set yapacakları bir gösteri düzenliyorlar onlara gidiliyor falan. Ya da tek kişilik gösterinizi yapıyorsunuz. Ben normal şartlarda bayağıca bir zamandır stand-up'ta çoklu gösterilere çıkmıyorum. Tek kişilik gösterilerimi yapıyordum. Şimdi tek kişilik gösterimi yapmayı durdurdum bir süredir. Yeni bir oyun yazacağım için aslında yeni bir gösteri hazırlanıyorum ilk defa ben de. işte o gösteriyi yazıp tekrar biraz daha stand-up'a ağırlık vermek gibi bir niyetim var. Deniz Öz Turhan çok güzel bir şey söylemişti. Bunu bir röportajda söylemişti. Ben ona sorduğumda çok da güzel açmıştı. Müzisyenler ayrı dertti, tiyatrocular ayrı dertti, Stand-upçılar olarak biz Türkiye'de rap müziğin 90'ların sonunda olduğu yerdeyiz. Yani yer altından çıktık çıkacağız diyordu. Doğru. Hakikaten o da çok bu iş için vakit harcamış, enerji tabii, 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 harcamış. Kültürün evet oluşmasında bir kadın olarak bir de çok çaba sarf eden biri. Ben çok keyif alıyorum. Yani bunu görmekten. İnsanlar da o kültüre de alıştılar ve o kültürün oluşmasında seyirci olarak da etkili tabii. oluyorlar bence yavaş yavaş seyirci kültürü çok şekillendirdi tabii ki yani seyircinin oluşması özellikle büyük şehirlerin neredeyse tamamında zaten artık kendi açık mikrofonlarını yaptıkları ya da o şehirde yaşayan yerleşik komedyenleri var yani Antalya'da yaşayan yaşamaya devam eden stand up komedyenleri var Ankara'da olan ama arada tura çıkan komedyenler var İzmir'de var bu yoktu yani artık zaten İstanbul'a taşınmak zorunda gibiydiniz. Bir iki tane arkadaşım vardı Ankara'da yapmaya devam eden bundan ibaretti bütün yapı. Şimdi artık gerçekten her yerde komedyenler oluşuyor. Başka işler yapmaya çalışıyorlar birbirleriyle etkileşim halindeler. Ve tabii içerik yayınlayabiliyorlar ve bu içeriklerin de artık bir şey karşılığı var. İyiyse bir noktaya geldiyse zaten gerçekten sosyal medyada bir şekilde dönüyor, kendini gösteriyor, karşılaştırtıyor falan bir şeyler yapıyor yani. YouTube da bence çok etkili oldu. Çok yani etkili, yani YouTube'dan tabii. tanıyoruz ya. Yani senin gösterilerindeki şans da şu. Tutkun boş ...konuşmak için söylüyorum. Evet. Her gösteri ayrı. Bir değerinde tabii. Evet çünkü her seyirci ayrı. Evet. Söylenenler ayrı. Onun için bir şansım evet, var. Evet stand-up'ın öyle bir sorunu var. Yani stand-up'la alakalı biz şöyle bir sorunla çok uzunca süre yüzleştik. Yani stand-up materyali maalesef müzisyenlerin tersine bir kadere sahip. Bir müzisyenseniz bir içerik bir şarkı yarattığınızda, ürettiğinizde... ...bunu hayranlarınıza ya da neyse dinleyicilerinize paylaştığınız zaman... ...insanlar bu şarkıyı dinleyip sizin bunu canlı performa etmenizi hatta 35 sene sonra bile perform etmenizi dinlemeye gelmek istiyorlar. Eşitlik Ama bir komedyen bir duruma dair bir şaka yaratıp yazıp bunu oyununda oynadığı zaman bu iyi bir kıvama geldiği çok güzel de yapıldı. Şimdi bunu kaydedeyim, yayınlayayım, izleyicimle dediğinizde o şaka ölmüş oluyor. Çünkü şaka denilen şeyin içerisinde tabiatında biraz trick kandırmak, sonunda bir twist olması, beklenmeyen bir nihayet çıkması falan gibi durumlar olduğu için anlatış şeklinde birisinin üslubunu çok sevebilirsiniz. Ama günün sonunda sizi kandıracağı ya da işte başka bir yere götüreceği ya da sonunda bir şey söyleyeceği o punchline olduğu kısımdaki şakanın ne olduğunu biliyorsanız onu tekrar dinlemek artık hani çok seven birisi için bir klasiği tekrar izlemek gibi. Atıyorum çok beğeniyorsunuzdur. Tekrar açar bir tat bir doku izlersiniz. Ama orada bildiğiniz bir şaka var artık ve bu içerik ölmüş oluyor. Dolayısıyla biz içerik yayınlama konusunda baya bir süre geri kaldık aslında. Yani çok uzunca bir süre bize verilen bir takım vaatlerle biz dediğim hani o dönemki komedyen arkadaşlarımızla özellikle böyle 2018'e 2019'a kadar falan bir projeyle işte dijital bir platforma vesaireye bizim standartlarımız çekilecek yayınlanacak düzgün bir kapsam olacak diye bekliyorduk. Bu olmadı. Olmak üzere olan durumlar bozuldu, bir şeyler oldu. Sonra pandemi oldu ve pandemide bir şey kaygısı geldi hepimize. Zaten sahneye çıkamıyoruz ve çıkamayacağız gibi duruyor bayağı. Önümüz kapalı derecede görmediğimiz bir süreçti o. O zamana kadar ki atıyorum Tuz Biber'in Aylak Bar'da yaptığı gösterilerde bir kamerayla çekilmiş, ses kaydı bile ayrıca olmayan falan kayıtlar var elimizde. Ama bundan başka bir şey de yok. Buralardan bir takım parçalar paylaştık. Benim mesela bir tane 20 dakikalık, 25 dakikalık bir setimi öyle koymuştuk. O çekilsin ya da yayınlayalım diye düşündüğümüz değil. Herhangi bir gösteri yaptım. Herhangi bir gün ve tek bir kamera çekmiş ama bu çok daha fazla insana ulaşıp işte atıyorum insanların öyle de böyle fikir sahibi olmasını ve daha fazla daha sonrasında insanla buluşmamı sağlatıyor gibi şeyler olmaya başladı. Tabii şimdi mesela artık yine orada yeni bir fazla açıldı. Şu anda birçok komedyen arkadaşımın tek kişilik gösterilerinin kayıtları yayınlandı. Ben de işte atıyorum bazı projelerde Gain'de bir böyle 10 dakikalık 15 dakikalık bir setim vardı. Eksen'de Hasan Can'la yaptığımız bir proje vardı. Onun yapımcılığını yaptığı bir projede gösteri yaptım ben de. Stand-up Evren diye bir 50 dakika kadar falan oraya bir şey verdim. YouTube'a koyduğumuz bir şeyler oldu falan. Bunlar tabii Kitlerin genişlemesini ve daha fazla insanın fark etmesini sağlıyor. Ama gösteri yayınlama işinin şeyden geldim buraya. Hani hakikaten Tutkun Boğuşmak şovun şöyle bir fark var. Bu beni çok besliyor. Her gösterisi başka bir duygu var. Diğer türlü bir stand-up gösterisine oyunu yarattığınız zaman. Ya mesela hiç yayınlamayanlar da var. Mesut abi şu ana kadar stand-up gösterisi yayınlamadı. Çünkü oyun oynamaya devam etmek istiyor. Bunun böyle bir zorluğu oluyor o yüzden. Yayınlamak, yayınlamamak, ikilemde kalmak, bu arada olmak falan meselelerde. Ben de mesela şu ana kadar tek gösterimi hiç yayınlamadım. Şu anda artık biraz Outdated bir yerde hissettiğim şeyler olduğu duygu olarak başka bir yere geldiğim bir şey olduğu için bunu yapmak istemiyorum ama belki bir yerden sonra arşiv niteliğinden yeni gösterimi oturttuğumda eskisini sadece arşiv olarak durabilmesi için çekebilirim diye düşünüyorum. Ama evet yani hani interaktif bir gösteri yapıyor olmanın da böyle bir doğal bir dezavantajı var. Anın içerisinde şaka üretiyorsunuz. Konularda da olduğu için her bir içerik başka bir değerde oluyor tabii. Sen yeniden eğlenceli bir şey yaratmak zorundasın ama avantajı da her bölümün kaydedilip aslında tek evet. bir ürün olarak konulabilmesi. Baturay Özdemir mesela Hı -hı. siyasi şakada yaptığı için evet. mesela o da bir bütün setini bir süre sonra bırakıyor diye düşünüyorum. Çünkü o siyasi ortamdaki karakterler çok de çok hızlı değişiyor. Tabii tabii yani ben de... Ya e hızlı değişse Kendi keşke bazıları şeyde... da hiç değişmiyor ya. Yani. yani bu <laughs> siyasi şakanın doğal hareketi bütün aslında mizahın ya yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Türkiye'de mevcut bir durumla alakalı şaka yapıyor olmak o kadar hızlı eskiyor ki. Bakıyorum da Mesela Umut Sarıkaya karikatürleri, Yiğit Özgür ya da Cem Yılmaz'ın gösterilerinden evet. bazı şeyler. Hani biz mi marjinaldik? Evet. Vardı yani Mesela artık dilimizde pelesenk olmuş bizim için bir kavramı ifade eden. Evet. Mesela senin şovların içinde söyleniyor. Evet. Hani biz marjinaldik. Bak kimler neler anlatıyor gibi evet. bir durumu görüyorum. Bugünün stand-upçılarından, o açık mikrofonlardan, tuz biberlerden öyle kalıtsal şeyler çıkıyor mu yoksa bu şeye mi benziyor? Biz genel bir ekran seyretmiyoruz ya artık. Hani ünlü evet. de öyle ünlü olamıyor. Çünkü tabii, tabii, tabii. hani televizyonu hepimiz seyretmiyoruz. Ben senin ne kadar sonra fark ediyorum. Tabii. O onu Her fark şey ediyor. Her şey zamanı çok başka oluyor. Evet evet. Ben reklamlarda kullanılan insanları bile şaşıyorum. Mesela kocaman bir afiş yapılmış. Birinin elinde bir kahve var. Evet. Ama o kim hiç tanımıyorum. Ama Benim sosyal için de medyada öyle. çok ünlüymüş mesela gibi bir şey oluyor. Yani. Birilerinin ünlüsü o. Benim için de çok değişti. Yani ben kendim de orada bir jenerasyonel olarak falan da şey ediyorum. Mesela benim aslında popüler kültürü aram iyi. Türkiye'deki durumları çok iyi biliyorum. 90'larını, 2000'lerini, magazinini, gayini, goy goygoyunu bir sürü şeyini biliyorum. Ama ben de o şeyde bitti kendi üniversite öğrenciliğim falan ve daha sonrasında çalışmaya başladım. yıllarca reklamcılık ve komedyenlik yaptım bu dönem içerisinde. Neredeyse Türk televizyonu hiç tüketme şansım olmadı. Ancak orada izlemek istediğim bir şey varsa atıyorum bir spresif... oldu. ve o da hani kız evet <laughs> o da Türk televizyonu değil işte. YouTube'dan izleyebiliyorsunuz Öyle mi? aslında. Ha. Tabii yani çünkü artık zaten o gibi bir ilişkisel bir içeriği televizyona koyup o şekilde izletmek o bile yani yani korkunç rütük kontrollerinden vesaireden hmm. geçmiş haliyle ve Türk aile yapısı örf ve gelenekleri falan denilerek sunulan falan bir şey YouTube'da ancak öyle yapabiliyorlar gibi anlıyorum zor bir dönemde değişen bir dönem tabii yaşıyoruz bu açıdan. Herkesin tüketimleri çok değişti. Ben bayağı 3 milyon 5 milyon takipçisi olan oyuncu diyorlar vesaire diyorlar insanlar var. Yemin ediyorum ne adını duydum ne tipini herhangi bir yerde gördüm. Bir sürü insanla dolu. Herkesin kendi ünlüsü var. Çok kişiselleşiyor bütün tükettiğimiz o feedler vesaireler. Dolayısıyla herkesin kendine ait bir tüketimi var. Yani çok bireysel, çok kişisel bir iş komedyenlik. Özellikle sahnede stand-up komedyenliği. Zamanla daha fazla etkileşim, daha fazla ortak kafayla işler çıkacaktır ortaya ama günün sonunda çok bireysel bir kafayı ortaya koyduğumuz bir bir iş olduğu için atıyorum bu tuz biberden çıkan ya da işte açık mikrofonlardan çıkan mutlaka birilerinin stillerine öykünecek, beğenecek falan filan insanlar olacaktır ama kendi stilinin rengini oturtmadığınız zaman başarılı olabileceğiniz bir iş de değil bu pek. Yani başkalarına benzemeye çalışarak illaki etkileniyorsunuz, öykünüyorsunuz, başlarken illaki ilham veriyor, illaki bir şeyler tüketerek bir noktaya giriyorsunuz ama zamanla o bir kendi rengini, sesini ve bir şey anlatış stilini oturtmanız gerekiyor. Yoksa zaten bütün mesele bundan ibaret. Yoksa Tabii. zaten çok hani bir mikrofon ve sizin olduğunuz bir şey zaten geriye başka bir şey kalmıyor yani. Şimdi bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama ben yabancı stand-up'ta çok izleyen biriyim. Dizilerini evet. de izliyorum ve onun matematiğini de anlamaya çalışıyorum. Bir matematiği evet. de aşağı yukarı var, var. aslında stand-up. İşte zamanlama ne kadar önemli. Birileri gülerken biraz evet. beklemek midir, espri, punchline, şusu busu. Bir de torpili olmayan bir şey sahne. Yani sen ne kadar ünlü olursan evet. o, ol, o gün kötüysen Kötü ya işte is Mrs. Maisel çok güzel dizi. farklı zaten büyüdük gibi bir türlü evet, var tabii. yani. Hani 9 sezonu 9 kere izlemişimdir. İşte senin demin örnek verdiğin belki o kadrolarda yer alan komedyen insanlar... ...çeşitli cumartesi şovları, saat Park'lar falan filan her şeyi izledik. Ve tabii. hani bir dönemde o televizyon izlediğimiz dönem onlarda da geçti. Bir espri kültürü yerleştiriyor bu insana. Şimdi ben yeni nesil stand-upçılara bakınca gerçek olma durumunu görüyorum. Çünkü kendi gerçekliğinden, kendi hikayelerinden yola çıkmak çok doğru bir tabii başlangıç tabii. ve çok güzel. Ama burada mesela işte o gençler 20'li yaşlarında daha maddi durumlarını tam kuramamış, evet. ilişkileri kuramamış, hayatı dağınık bir şey anlatmaya başlıyorlar. Tabii. O hayatı dağınık bir şey bana uzak geliyor bir anlamda benim Aynen öyle tabii çok doğal. hayatımda. Sonra toparlanıyorlar. Onlar da büyüyorlar. Para da kazanmaya başlıyorlar. Hayat değiştirmeye başlıyorlar ve o değişimde tam oturmayan bir şey oluyor. Daha önce senin 20'li yaşlarında evet. izlediğin 20'li yaşlarında biriyle çok uyumlu bir gülme olayı yaşarken onun gelişmesiyle senin gelişmen farklılaşıyor. Tabii. Kendinden yola çıktığı şeye gülemez oluyorsun. Çok enteresan belki de onun için metin yazarlığı iyi metin evet. yazarlığı da geliştirilmesi gereken bir şey. Muhakkak tabii ki. Bir yerden sonra kendin evet yaşadığın olayları anlat. Çok komik. Ben de bazı yaşadığım şeyleri anlatsam stand-up gibi anlat bilirim Ama orada biter. Bence zaten hikaye orada dönüyor. Yani ilk çıktığım zamanlarda böyle ilk böyle hakkımda yazı yazdıkları. 2015'te falan bir e, gösterimde falan şey hatırlıyorum. Yani hepimizin yaşayabileceği hikayeler ama o anlatınca komik oluyor falan bir geyik oluyor ya. Hmm. Yani zaten aslında bence komedyenin yapması gereken şey bir kere zaten bir yerden sonra. Elbette çok güçlü bir metin, çok iyi bir komedik metin başka bir şekilde çalışır. Ve bunu çok çok iyi yapan insanlar da var. Ama günün sonunda komedyenlik mesleğini icra ederken iyi bir komedyen olmakla alakalı bence en gerekli şeylerden birisi. Sizin anlatıcılığınızın. ...yaşatış tarzınızın, sizin üslubunuzun bir meselesi olması... ...ve merak ettiriyor olması ya da komikleştiriyor olması lazım bir şeyleri. Hı hı. Yani o ni kim okusaydı olurdu denecek bir şeyden ziyade... ...aslında o hikayeyi yaşatış tarzı, lezzeti falan itibariyle... ...çünkü stand-up bir şekilde bir canlandırma hali. Bir durum anlatıyorsunuz, bir yerden bir yere götürüyorsunuz insanları... ...bir şey imgelettiriyorsunuz, kafalarında bir vaka çiziyorsunuz falan. Bunu yapanın nasıl yaptığından ibaret bir şey aslında. Bunu iyi yapıyor olmak iyi hikaye anlatıcılığı gerektiren bir şey... Orada doğal bir şekilde bir charmı mı diyeyim artık bir etkisi, bir karizması, bir tavrı olan bir insanın doğal olarak daha fazla şansı oluyor. Peki senin annen baban ne iş yapardı? Babam matbaacı ve basın ajansı vardı ama emekli artık. Annem de emekli maliyeci. Sahnesel, sanatsal falan döngülerle alakası olan hiçbir şey yok devde. Yani. Onlar nasıl bakıyorlar şimdi yaptığın işlere? Yani onlar iyi bakıyorlar. Genel olarak hiçbir zaman bu konuda bir engel çıkarmadılar yani. Biraz aslında şey bir durum vardı. Ben onların evliliklerinin 11. yılında doğmuşum. Bir de kız kardeşin var. Bir de değil kız mi? kardeşim var. Yani ben zaten onlar çok uzunca bir süre çocukları olsun diye uğraşıyorlar olmuyorlar falan kardeşim o yüzden böyle biraz daha beklenmedik ve son hmm. hani kaza kurşunu bir duruma yakın yani <laughs> o da artık annemlerin 40'lı yaşlarının başlarına denk geliyor kardeşim oluyor 8 yaş var aramızda böyle can sıkmak için söylemiyorum çok fazla arka arkaya ölüm hastalık falan meseleleri çok olan ve biraz böyle problematik dönemlerin bitmediği arka arkaya devam ettiği bir ev olduğu için ne bana pek bir yönlendirme yapacak bir alanları oldu ne de yaptıklarıma karıştılar gibi böyle birbirimizle öyle saygılı bir şey ilişkisi kurduk zaten çok başka şeyle uğraşıyoruz Ankara'da okuma sebebi mesela benim için daha ziyade ailenin yanında kalabilmekti aslında. Evde biraz bana ihtiyaç var gibi bir duygu vardı. Mesela şu anda düşünüyorum beni hayatıma perspektif olarak kattığı şey açısından çok mutluyum. Hayatım boyunca politikayla, politik iktisatla ilgilenen, kendim bu konularda okuma yapan bir insandım. Ve hani ekonomi okumuş olmanın hayatıma en azından günlük hayatımın referanslarına bazı şeyleri algılayabilmeye mutlaka katkısı oldu. Pişman da değilim ama yapmazdım yani bugün yayından başlayacak olsam bu yolculuğa. Çok manasız bir hareket olduğunu kabul etmem de lazım yani hiç bu alanda çalışmadım çünkü yani en azından yaratıcı endüstrilerin içerisinde olmam gerektiğini daha erken teşhis edip bu konuda aksiyonda bulunabilirdim diye düşünüyorum. Annem babam tabii şaşırdı yani şey olarak şaşırdılar hani ilk yapacağım dediğimde ama annem babamdan daha fazla şaşıran daha muhafazakar bakan ve benim yaşlarımda olan arkadaşlarım vardı. Çok yapılamaz bakılıyordu bu mesleğe yani delirdi herhalde falan gibi bir şeydi yani böyle. Çünkü gerçekten ülkede yapılabildiğini kanıtlamış iki tane üç tane insanın olduğu bir mesleği yapacağım dediğinizde ve insanların algılayış şekli bu ülkedeki insanlar Türkiye'de en zeki kabul edilen ya da öyle gibi en azından düşündükleri bir meslek alanında hiçbir sebebi olmayan ve iktisat okumuş bir tane çocuk yani böyle bir şey dediğinde tabii deli gibi bakıyor bazı. Annemler çok o açıdan şeylerdi yani. Evde ilk gösterimi yapmaya karar verdiğinde şöyle bir sorun vardı. Açık mikrofon falan yok mesela bir insanın özgüvenini çok kırabilecek bir deneyim yaşattım kendime. Ama Allah'tan iyi geçti. Bir dans stüdyosu tuttum. Mekanlarla anlaşmaya çalışıyorum. Gösteri yapacağım diye mekan vermiyorlar. O zamanlar bugünkü ekonomik durumda o atmosferde falan da değiliz. Mekanlar diyorlar ki stand up dediğin zaman herhalde çocuğun birisi çıkacak kendini rezil edecek. Kiraya bile vermeyelim falan gibi bir tavır var yani. Bir dans stüdyosu tuttum ve bir saatlik bir gösteri yaptım. Daha önce hiçbir yerde hiçbir şey anlatılmamış ve yeni yazdım. Bir şeylerden oluşan bir şeyi gösteri olarak yaptım. Ve bunun beş dakikası travma yaratabilen bir deneyim yani. Ve bunun şeyle yaşandığını düşünün. Komşularımız, annemin arkadaşları, 50-60 yaşında insanlar da var. ilkokul arkadaşlarım da var. Üniversitedeki Tam Beni tanıyan herkes bir odada. O gün bitebilirdim sosyal olarak. Yaparım dedim yani çünkü. <laughs> de o arada durup hani hem şaka biriktiririm komik olur. Hem de yani hayatta ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hani ekonomi o mezunuyum ve bu iş iş değil para kazan ne yapacağım bilmiyorum bir zaman kazanayım ve bu işi de bitirmiş olayım falan gibi gitmiştim. Bir de az olunca bir şey çok karşılaştırma oluyor. Referans bir iki tane oluyor. Tabii tabii tabii. Cem Yılmaz'la karşılaştırılıyorsun. Tabii. Şimdi tutkum boğuşmak huysuz virjinle evet. benzetiliyor. Mutlaka bir karşılaştırma tabii, tabii. oluyor. Tabii tabii. Utku'nun yarıştığını da görüyorum bazen. Yani evet. hani tutkum o kadar sevilen ve baskın bir karakter evet. oldu ki hani Utku'nun önüne çıkan. Yani o karşılaştırmalarda en son Zeynep Bastığa çok Benziyor da <laughs> Ya yani bana çok yazıyorlar bunu. Bu kıvırcıklıktan dolayı herhalde. <laughs> Zeynep Bastık gibi saçları falan. Orada çok. <laughs> Dedim ki yani benzetme sürekli bir karşılaştırma. Peki kardeşin de sahne sanatları mı? Öyle bir şey okumuş ve tutkumun evet. oluşmasında onun da Bayağı var bir aslında şey var. değil mi? Evet kardeşim sahne ve gösteri sanatları yönetimi mezunu Bilgi Üniversitesi'nden. Onunla beraber aslında ilk iş yapmaya çalışma halimiz değil. Şu an tamamen birlikte çalışıyoruz ama. 18 yaşında benim yanıma taşındı. Bu bahsettiğim aile ortamı falan meselesi öyle. Ben zaten 24 yaşımda falan ancak İstanbul'a gelebilmiştim. Benim gelişimin birinci yılında falan da kardeşim yanıma geldi. Ben o geldiği sıralar daha yani bir reklam ajansında yeni staj yapıyorum. Ve aynı zamanda açık mikrofon yapıyorum BKM'de falan gibi bir zamandı. Hatta ilk yaptığımız yılında açık mikrofonun bir sene sunuculuğunu yaptı kardeşim. O yıl 18 hmm. yaşındaydı falan. Sevgi. Sevgi. Fakat kendisinin sahne önüyle alakalı bir hevesi yok. Tam aslında doğru bir duoyuz o açıdan. Hiç böyle bir hevesi yok. Hatta o dönemden nefret ederek yaptığını gördüm. Yani biraz benim ricam ve ittirmem de vardı orada tabii. Çünkü gerçekten öyle bir şey ihtiyacınız vardı. Yani komedyenlerin birbirlerine karşı çok başka bir egolarının oldu. Yani o ben daha komik olacağım gibi kaygısı olmayan birinin bizi sunması gerekiyordu bir dönem. Çünkü eline mikrofon alınan indirmediği başka sahnenin olmadığı garip bir dönem yaşanıyor. Birisine sunucu diye veriyorsunuz sahne süresi 90 dakika oluyor. 10 dakika komedi yapılan bir günde falan garip garip yerlere geliyor. Kardeşimle artık şu an tam olarak birlikte çalışıyoruz. Kum Boğuşmak karakterinin bütün stylingini, kıya kostümünü falan o yapıyor. O ceketleri nereden buluyor ya? Valla inanılmaz fare gibi her yerlere giriyor. Yani gerçekten böyle çözüyor diyorum yani. Artık kaynakları var bir sürü vintage shoplar bakıyor. Yurt dışında vesaire de gittiğim... Anneannemin kostümlerinden falan Anneannemin bir şeyinden bir şey alıyor. Annemin bir şeyinden bir şeyle birleştiriyor falan. Takılıyor kafasına göre ben de beğeniyorsam giyiyorum gibi bir... 70'lerde giyilen vatkalı ceketler gibi var. Bazen Zeki Müren'in ceketlerine evet. benzeyen tarz bir şeyler var bir de saçına da bir toplayıp fuller takıyorsun falan evet. o bir karakter yani, evet, yani evet, tipte tabii. bir karakter Takılarıyla vesairesi evet çok görsel imajı çok keyif de keyif aldım yani çok renkli bir karakter o şekilde ben bir de kendim de öyle de bir insanım kendim de giyinmeyi falan işte takı makı falan severim ama tutkumdaki durum tabii çok daha başka Ankara piyaka demiştim ben ilk gösterisinde böyle An Ank şey yani <laughs> tavus kuşu gibi Ta bir karakter kuşu. benim için ha. gerçekten çok öyle tavır olarak daha böyle biraz da hani onu kaldıran da bence çok çünkü egosu falan da yüksek ama sebebi vardı falan ve böyle kendini beğeniyordu ama böyle şey bir yani kendinden de bahsetmiyor ama işte o stiliyle falan kendini yansıtıyor bir karakter o bence. Kardeşimle onun vesilesiyle artık tam zamanlı çalışmaya başladık. Benle tutkum arasındaki şey hikayesinde şöyle komik bir durum var ritmik olarak. Ben 2014'ten 2019'a kadar falan çok yoğun bir şekilde hem ajanslarda çalıştım hem de işte stand-up yaptım bir dönemde. Pandemi falan itibariyle stand-up gösterilerinden de bir şeyler yayınlayınca eksende Gain'de, YouTube'da falan stand-up yapma frekansımı düşürdüm. Çünkü yenisini yazamıyorum. O sıralar da yemek sepetinin kreatif direktörüydüm hala ve bu işler devam ediyor. Tutkun Boşmak Show'u çekmeye ve onun kurgu matematiğini oturtup yayınlamaya çalışıyorum. Yeni gösteri yazamıyorum. Baştan aşağı tekrar tasarladığım gösteri yaratmak için öyle bir alana ihtiyacım var. Ben stand-up gösterilerimi bayağı bir geri plana çektim. Niyetim şu anda çünkü tam olarak ona yeniden dönüp biraz daha içime dönük ve biraz daha kendimi de anlattığım. Atıyorum bu kadar zamanda Tutkun Boşmak Show'u yapıyorum. Bunun bir sürü şeyi var. Bunu mesela komedik bir yerden bu neye dönüştü? Bu personaya dönmek dönmemek. Yani yeni hayatımı işte bu kadar zamanda reklamcılık yaptım bıraktım falan yeni hayatımı anlatabildiğim bir yeni bir stand-up arayışında olacağım. O yüzden hani orada tutkun boğuşmak da bir şey gibi artık. Benim dışımda bir ekosistem var ortada. İzleyicisi var. YouTube'daki insana bir şey servis etmek gerekiyor. Ankara'ya gitmeyince kızıyorlar. İzmir'e gitmeyince kızıyorlar. Henüz hiç gitmediğim ve boynumun eğik olduğu Eskişehir falan gibi yerler var. Turna yani biraz böyle o makineyi soğutmak gibi bir niyetim var açıkçası. Yani tutkun boğuşmaktaki akışı. Yeni yapmak istediğim gösteriyi yapabileyim diye. Çekmem gereken gösterileri yapıp frekansını biraz düşürüp stand-up'la uğraşmak istiyorum. Reklamcılığı bıraktın mı? Bu yaz bırakabildim. Peki reklamcılıkta yaratıcı yönetmenlik ne iş yapar? Sana ne katmıştır? Kaç sene yaptın o işi? Yaklaşık bir 10 yıllık bir zaman diliminde. Az da değil. Az değil evet. Hatta biraz benim için de enteresan bir deneyimdi. Çünkü bunun son 5 senesinde kreatif direktör olarak geçirdim. Aslında okulunu okumadığım bir alan ama çok refleksif olarak sanıyorum. Yatkın hissettiğim bir işti yani. Metin yazar olarak başladım ben. da hmm. Şöyle bir katkısı oldu. Yani reklamcılık şey bir iş olduğu için bir kere hani yazım vesaire bir şeyleri insanlara bir takım mesajları daha sade taşımak ya da işte bir takım lafları daha sloganlaştırabilmek ya da zaten o tabiatındaki o şeyleri daha sivrilmek için. Evet bu açılardan çok fazla teknik faydası olmuştur. Bir kere çalışma disiplini açısından da tabii doğal olarak yani belli bir zaman dilimi içerisinde bir sunum, bir fikir, bir proje çıkarmanın gerekli olduğu bir iş içerisinde uzun süre çalışınca o proje yönetim süreçleri vesaire açısından çok faydalı oluyor. Tabii bir de bu işin şey boyutu var bence. En faydalı olduğu kısımlardan bir tanesi reklam sektörüyle olmadan yaratıcı işlerde de zaten çok hani istediğiniz noktaya gelmeniz mümkün değil. İşte markalarla, reklam verenlerle falan bir şekilde buluşmanız gerekiyor. Hayal ettiğiniz projelerin olması, olabiliyor olması, çaplarını büyütebiliyor olmak için. Oralardaki insanların dertlerini, markanın kodlarını, markanın gerçek isteğini bir markayla bir kişi, bir sanatçı neyse ne noktada niye buluşur ve kitlesi nedir, oraya ne mesaj nasıl taşınırları falan. Sadece bir komedyen olarak değil aynı zamanda bayağıca bir süre bunu bir kreatif direktör olarak yapmış bir kişi olarak da biliyorum. Dolayısıyla kendimle alakalı olan işlerde, projelerde falan zaten bana bir şey geliyorsa metin olarak da geliyorsa işte fikir olarak da geliyorsa mutlaka benle beraber ya geliştirmek istiyorlar ya benle beraber bir nihai noktaya getirmek istiyorlar. Ve gerçekten fikrimi soruyorlar ortada bir ajans varsa falan hani orada bile iyi bir göz hizasında oluyoruz ve anlıyoruz birbirimizi. Bu açıdan faydalı oldu ama reklamın bence daha faydalı kısmı şey oldu. O kadar garip bir iş ki her şeyden biraz bilmek gereken bir iş tabiatı olduğu için atıyorum. Otomotiv endüstrisiyle ilgili iş yapıyorsunuz. Hiç alakanız yoksa bile kimler hangi arabaları, hangi segmentleri niye tercih ediyor? Buradaki ekonomik sebepler ne, ne, ne nasıl üretiliyor, nasıl ne, ne oluyor? Türkiye'deki tüketici davranışlarına ister isterseniz bir sürü şey okumanız. O insanlara bir takım mesajlar yaratıp o insanların satın alma isteğini tetiklemeniz <laughs> gerekiyor. Ama bunu bir sürü endüstri üzerinden yapıyorsunuz. Bunu peynir için de yapıyorsunuz, inşaat için de yapıyorsunuz. Bir takım hizmetler içerisinde de yapıyorsunuz gibi olunca... Normalde bir insanın etrafında işinde dostunu da atıyorum ya da kendi okuduğu iş meslek alanı sebebiyle bilebiliyor olduğu iş alan falan neyse reklam sektörü biraz daha onu hele bile belli bir sürenin üzerinde yapınca şey deneyimi veriyor bence. Normalde bilemeyeceğim kadar fazla şey hakkında pop düzeyde ama en azından hani nasıl işler dinamikleri nedir kimi hedefler ne yapar düzeyinde bilginiz oluyor o da tabi şeye yansıyor yani yapılacak olan mesela diyorum ben interaktif ve diyaloglu bir iş yapıyorum karşımda kim konuşursa konuşursun ve hangi işi yapıyor olduğunu söyler söylesin muhakkak bir fikrim olduğunu tahmin ediyorum yani Gözetecek buna söyleyecek gibi. bir şeyim var ve bunun olması işe yarıyor o yüzden bence verimli bir işti yani peki kıskançlık ilişkinin enflasyonudur diye bir cümlen var onu yakalamıştım o bir ekonomist olarak görüşün <laughs> Tabii ya ben şeyi hatırladım orada onunla beraber çıkmıştır. Hacettepe'de bir tane hocamız vardı Mehmet Tokat. Eskiden bölüm başkanıydı da galiba bir profesör. Enflasyon ekonomi ateşidir demişti. O laf bana çok yerleşmişti böyle. Yani o, o, ateşin nasıl kontrol edildiği hani olmazsa e, ekonominin ateşi sönüyor fazla olursa yakıyor falan bir durum. Çok Türkiye'nin iç içe olduğu ve zaten hep yaşadığı bir faktör. Kıskançlık için o an onu öyle demişimdir ama yani hissederek söylediğim de bir şey. Çünkü kıskançlığın şöyle bir düzeyi var yani. Hiç kıskanmayacak kadar merak etmediğiniz ya da hiç o kadar hani o bağ kurmadığınız birisiyle orada da bir ilişkisel bir sorun var mı ya da orada bir heyecanla ilgili bir şey var mı da diyebileceğiniz bir şey var. Ama dozajından çıktığı zaman ilişkiyi yakıp kaburacak ...böyle artık yani ortada manalı bir şey bırakmayacak kadar da... ...yakıcı bir sorun olabilecek bir tarafı da var diye herhalde öyle bir şey çıktı. Tekrar oraya dönersek... ...Deniz Göktaş mesela başka bir kesimin... ...Baturay mesela başka bir kesimin tabii, gibi tabii, geliyor tabii. değil mi? ya Kesişim da Kesişim kümeleri var, buralarda aynen, buluşan alanlar aynen. var. Yani o da aynı tabii. o ünlülükteki farklılıklar gibi... Tabii. ...tek bir taraftan gelmiyor bize. Yani tabii şimdi bugün artık hani... ...zaten çok çok özel bir yetenekti... ...o açıdan da çok zor ama atıyorum yani... ...bir zamanlar Cem Yılmaz'a güldüğümüz gibi bugün herkesin güldüğü birisinin olma olasılığı artık bana çok çok daha zor geliyor. Ülkenin kamplaştığı düzey ve nokta çok başka. O zaman bir arada durabildiğimiz insanlarla da zaten artık tüketimlerimiz vesaire itibariyle de durmuyoruz. Ülke aynı şeyleri, aynı sevdayı, aynı hissiyatı duymuyor. Hatta ülkenin biraz şirazesini kaydını hissettiğim noktalardan birisi böyle çok hani dokunulmaz artık dediğimiz ülkeyi birleştiren değer diye düşünür. Kimse dokunulmaz değil ama daha saygılı olunması en azından beklediğim çok büyük isimlere falan bile böyle en ufak bir şey üzerinden hemen bir karalama ya da siyaseten kendilerine göre durmadığını düşündükleri ya da bir, bir takım görüşlerini sadece hissettirdikleri falan olduğu için bile bir nefret akıtmak falan gibi şeyler. O yüzden ortak noktada ve herkesin birleştiği bir sevgi artık ülkeyi yeniden birleştirecek bir yol bulmazsak bana hayal gibi geliyor. Mecralar sebebiyle de öyle, ülkenin kendi tabiatı itibariyle de öyle. Dolayısıyla bu kampların zaten şeyi de oluyor mesela yorumlar falan en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi o. İşin geyik kısmı bir yana çok mutsuz görüyorum insanları. Yani birçok insan şu anda ağırlıkla ekonomik sebeplerle ama kendilerini gerçekleştirme duygusu üzerinden de çok iyi hissetmedikleri bir dönem yaşıyorlar. Ve mesela bu komedyenlik falan gibi bir meslek işte daha böyle kendini gerçekleştirmek, tek başına sahne yapmak bir özgüven gösterisi olduğu için... ...bunu bir kadın da yapsa önce cinsiyetine sonra yapıyor olmasına falan sinirleniyorlar. Hmm. Hmm. Bizde sen kimsin, ne zannettin kendini, kendini şunu zannet, mesela şey çok garip insanların şey kadar uğraşları yok. Kim bu nereden çıktı falan oldu filan oldu küfürler falanlar filanlar her şeyini izledim hiçbir şeyin bilmem ne değil falan. Abi birini beğenmediysen neden her şeyini izliyorsun? Bu kadar mı değersiz bir hayatın var? Yani sadece ben olmadım başkası da olamasın falan örnekler üzerinden böyle bir durum var şey hatırlıyorum bir ara. Beşiktaş'ın da hatta Türkiye Milli Takımı'nın da falan teknik direktörü olan Lučescu bir ara şey demişti. Yani Beşiktaş'tan istifa ederken Beşiktaş'ta şampiyon da yapmıştı falan. Adam şey demişti. Yani bizim Romanya'da atıyorum çiftliğimiz varsa işte kuzumuz, koyunumuz, bir şeyimiz varsa komşunun yoksa bizim de olsun diye uğraşırız dedi. Türkiye'de komşunun koyunu var, seninki yoksa komşununkini öldüreyim diye uğraşıyorsunuz. Siz ben burada yapamam dedi adam yani. Çok güzel özet oldu. Biz gerçekten bir birisi sahip olduğu bir şey bizde yoksa bizdeki duygu dürtülenme ilk refleks ilk tabi ben nasıl böyle olurum yani bunu burada konuşmak belki o açıdan daha mantıklı yani nasıl olunurun yoluna bakmak lazım. Neden olamadığına dair bahaneler bulmak koşullara bir şeyler söylemek çok çok kolay. Bazen gerçekten koşullar zaten çok zorlaştırıyor işi ben de koşullar yüzünden olamadığını hissettiğim çok fazla şeyden geçtim ama insanlar oradaki emeği o kadar yatsıyor o kadar küçük bir ana indiriyor o kadar şey yapıyor ki beğenmediği şey üzerine konuşmak insanlar için çok daha kolay. Mesela yıllardır gördüğüm bir şey şey bu. Bana blok blok böyle böyle hayatımı değiştirdin, şöyle yaptın, şöyle gülüyorum sana hayran diye DM'ler geliyor. Ama yorumlara baktığınız zaman, video yorumlarına baktığınız zaman benim şahsım özelinde söylüyorum. Bütün komedi içerik üretici arkadaşlarımın şu an herhangi bir tanesini açalım bakalım. Mimik oynatmadı, güldürmedi, Allah belasını versin, bir daha bu işi yapmak yasaklanmak olsun, tamam kanka bu işi şu anda bırak, bir daha yapma oğlum bir daha olmasın, sen kim olduğunu zannediyorsun, sen de komedyen mi oldunuz falan yapılamasın istiyor. Yani benim üzerimde vesaire üzerinde değil. Bu işler yapalım. Kimse bir şey yapmıyor. Duralım yani. Eskiden her işin bir tane en iyisi var. Sadece ona bakalım. Eskide kaldı, o da onu artık iyi yapamıyor falan. Herkese kızgınlar, yeni bir şey üretmeye kızgınlar, yapmaya kızgınlar. Buradaki en büyük sıkıntı şey ben abi, geç istediğim hayatı yaşıyorum, yapmak istediğim mesleği yapıyorum. Beni bir tane yorum yazarak ne kadar üzebilirsin? Güleceğim geçeceğim ya da en fazla çok mu sinir bozucu bir şey yazına karmadım? Ben de sana orada küfür edeceğim kendi içimden geçecek. Ama sen hayatı yaşıyorsun ve bu mutsuzluğunu benle çözemeyeceksin yani. Ama ne olursa olsun sen bir süre sonra daha az etkilenir olsan da kötü çünkü iyi Tabii. mi kötü yorumu artık hepsini biraz da kapatıyorsun Patio Yalan diyorsun. da giriyor, iftira evet. da giriyor. Şeyi anlamakla alakalı sorunlar var ya. Bu iş ilk yapmaya başladık Cem Yılmaz'a özeniyor dediler. Yemin ediyorum senelerce sahnede siyah giymedim yani. Cem Yılmaz tabii ki çok ikon ama George Carlin'ler falan da siyah tişörtle çıkardı. Ricky Gervais de böyle yapıyordu. Çünkü bu sadece elinle, kolunla, mimiklerinle sahnede olduğun bir iş. Üzerine o kadar sade bir şey giyersin ki siyah elinde, kolunda, yüzünde olur dikkat. Ama bilmem ne yaptığın zaman onu tekrar taklit etmeye çalıştım. Mesela şimdi insanlar şey yapıyorlar. Tutkun Boğuşmak Şovu ben 2021'de yayınlamaya başladım. Ben bu işi... 19'dan beri yapıyorum. Bu işe binlerce insan geldi İstanbul'da. Bu işin gösterilerinin yayınlanabilmesi günün sonunda bir para gerektiriyor, bir hazırlık gerektiriyor. Bir noktaya gelmiş olması ve yayınlayabileceğin, çekebileceğin bir duruma gelmesi gerektiriyor. İlk yaptığımdan, ilk yayınladığım güne iki buçuk yıl var. Ama yani bu bir zaman alıyor doğal olarak falan. Oraları da anlamıyorlar. işin tarzını, farkını vesaire. Her şeyi bir şeye benzemeye çalışarak anlamak. Onun üzerinden bakmak falan. Değil de kendi içerisindeki bir değeri var mı yok mu ya aslında kendine has bir dili var mı ya, yok mu ya bakmak. Belki bana göre ya da değil meselesini o yüzden çok abartıyor insana. Beğenmediğin şeye bu kadar hararetle beğenmemek de biraz garip geliyor bana yani. Ben atıyorum baya televizyondaki diziler ve sahneleri falan büyük çoğunlukla bana kötü geliyor. Hiçbir dizinin fragmanını açıp böyle dizi yaptığınız için Allah belanızı versin bir daha çekmeyin. Yapımcı bu işi bıraksın falan yazmıyorum yani. Beğenmiyorum ve izlemiyorum. Bitiyor orada yani. Sevdiklerimiz için o kadar emek harcayıp döşenmiyoruz. evet. DM, işte direkt evet. mesajla. Sadece senin görebileceğin şekilde evet. atıp sevmediğimiz şeyler üzerine çok uzun Ya bunu şeylerde bile çok yaşıyorum. Yazıyoruz. Hani bir oyuncu, bir şarkıcı, bir bilmem ne çok kıymetli bir insan var. Çok güzel şeyler yaşıyorlar. Hani böyle ne güzel övgüler bunlar da. Bunları keşke sağda solda bir yere yazsanız. Keşke sadece orada küfür görmesek falan da dediğim anlar da oluyor. Çünkü o negatif o kadar kolay paylaşılıyor ki. Onu söylemekte kimsenin beis gördüğü yok. Onu yapan profil de başka. Şeyi de anlıyorum. Yani maalesef işin öyle bir tabiatı oluyor. Yapıyor olduğum işi belli bir seviyede belli bir düzeyde yapmaya çalışıyorum. Benim zaten bunu yapmaya çalıştım ve iletişim kurmaya çalıştım. Kitledeki adam herhangi bir videoya yazı yazacak bir adam değil zaten. Ve orada da şöyle bir sorunla karşılaşıyorsun. Daha zor gönlünü fethedilebilecek, seni beğense bile o beğeninin devamını sürdürmenin daha zor olduğu bir kitle ve şununla karşılaşıyorsunuz. Daha modern ya da işte bugünkü kalıplarda belki biraz hani bugün ana akım mecralarda yer bulamayacak bir iş yaptığınızda hem aslında biraz böyle muhafazakar baskılar falan filan oradan bir dayak yiyorsunuz hem de politically correct olunması gereken şeyden dolayı kendi daha mahalleniz sayılabilecek taraftan yapacağınız en ufak bir hatada bana gösterecekleri intolerans şey gibi değil yani. Daha ortada duran birisine gören gibi değil. Bir tane yanlış beyanı olsa o sırada o karakterin onu yerler, bitirirler bir günde çünkü çok mesela doğru. bir ara şeyi çok düşündüm heteroseksüel bir adam olarak muhtemelen gay algılanan ya da en azından feminen traitleri olan ve bunu anlatmayan bir karakteri oynuyorum. Şimdi bu daha muhafazakar görüşte insanları rahatsız edebileceği gibi aslında normal şartlar altında gay community'yi çok rahatsız edebilecek bir şey. Beni o mesela çok rahatlatan bir şeydi. Bilare bana bununla alakalı bu şekilde izleyen ve sahne işleriyle de alakası olan insanlardan şu ana kadar aldığım feedbacklerde bunu çok doğal buldukları ve yani çok bir şeyi karikatüze eden vesaire yapan bir şey üzerine değil. Gerçekten bu adam var gibi hissettik Hatta bu adam bu adam diye düşündüğümüz bir feedback şeyi aldım. O benim için çok gurur verici, çok mutlu ediciydi. Çünkü zor bir alan o alan. Yani orada gerçekten söylediğiniz her şeyin, söylemediğiniz her şeyin anlamı, bağlamı çok değişmeye başlıyor. Ve iki ucu zorlu bir değnek var ortada yani gerçekten. O kadar güzel ifade ettin ki artık altını çizmeme gerek var mı bilmiyorum. Yani seni çok iyi anlayabilecek kesimin politik doğruculuk çizgisi de çok yüksek. Çok yüksek, Entelektüel çok çok kızabilecek durumdalar. Evet, çok kızgınlar evet. onları da çok iyi anlıyorum ve üretimle empati çok azaldı ya ben bunu başka bölümlerde de söyledim herkes komisyonculuktan bugün para kazanıyor evet. yani sen bir iş yap üret ben onu satayım tabii, onun tabii, hakkında tabii. bir şeyler çok söyleyeyim çok daha kolay çünkü evet. riski de sen almıyorsun aynen öyle Ya yani. onun için üretimle empati de azaldı yani senin o şovu oraya getirene kadar hangi aşamalardan geçtiğin tabii. oysa ki ben seni seyrederken mesela neler okumuş olduğunu tahmin ediyorum oradaki kaygılarını tahmin diyorum. Evet. Mesela sen biriyle konuşurken bazen işte eşcinseller de çıkıyor orada ve Tabii. ilişkilerini anlatıyorlar. Kadın da ya da erkekle beraberseniz diye bazen soruyorsun. Evet. Hani o dikkati Onu dikkatli bir şekilde sormaya ve yani en hakikaten oradaki dili maksimum kapsayıcılıkla tutmaya çalışıyorum. Ama burada benim en ufak bir atıyorum ağzımdan kaçar, şey olarak kaçar. Yani yıllarca alıştığımız bir tabir olduğu oturduğu için mesela bugün bile söyledim kadın erkek ilişkileri deyip ondan sonra yani bütün ilişki formları falan diyorum. Çünkü kadın erkek ilişkileri de yıllarca okuduk vesaire yaptığımız bir kalıp var ya. Bunu ben böyle söyledim diye bana çok kızabilirler ama... ...başkası birisinin suratına küfür etse o kadar sorun olmayabiliyor. Hı -hı. Cinsiyetçi bir küfür de olsa Hı -hı. bilmem ne de olsa... ...bir kadını ya da adamı cinsel özellikler üzerine aşağılasa... ...bana kızdıkları kadar kızmayacaklar. Bana daha başka bir şey oluyor. Orada işte şey biraz garip bir denge yani. Bizim birbirimizi sahiplenmeyi de daha iyi öğrenmemiz lazım. Ben burada çok bir sorunla karşılaşmadım ya da işte... ...bu gibi bir meseleyle sorun yaşamadım ama işte... ...bir gün şey oldu. Hiçbir hassasiyete özel hani... ...zaten ülkedeki kodları... Ya ...hem reklamcılık yaptığım için hem politikayla zaten çok ilgilenen bir insan olduğum için genel olarak kontrollü bir tabiatım vardır. Ben öyle hiç hayatımda bir gün hiç beklemediğim bir mesaj atmışım, içtim içtim birini aradım bende olmaz yani. O açıdan böyle hani şeyin işe yaradığını da düşünüyorum. Çünkü çok aslında bıçak sırtı bir iş yapıyorum ama ağzımdan kaçacak şeyin sınırının sınırı var onu biliyorum falan bir yerde. Bir şekilde yapıyor olmanız gerekiyor. Kendin olmadığın bir şey çıkmıyor ki oradan. Evet kendim olmadığım bir şey çıkmıyor zihinsel olarak falan. Mesela bir keresinde şöyle bir şey oldu çok garip böyle bir tane adam bir ilişkisinden bahsediyor. Bir arkadaşının Birlikte olduğu bir kadınla daha sonra bir şey yaşadığını falan filanı Cuma akşamları onlara gidip bir buluşmaları olduğunu bir şeyleri anlattı. Jam Session diye bir şaka yaptım. Bir yorum geldik, bölümü yayınladık. Bodrum'dayım falan bir de böyle öyle bir durumdayız ama baktım birileri bana Twitter'dan falan mention'layıp hani Aleviler'i incittin falan bir şey söylüyor. Ben Jam Session dedim hani J-A-M Session şeklinde yazılan bir müzik grubu buluşması ile ilgili bir şey söylüyorum ve hani doğaçlama enstrüman çalmalı falan bir şaka yaptım. Baktım bir oldu iki oldu falan oldu Allah Allah dedik yani hani önce küfür falan hani bugüne kadar her şeyini seviyordum bilmem ne yapıyordum artık benim için falansın dedim ki ne, öncelikle İlk dediğimizi anlayabilir miyim? İlk tepki yani bugüne kadar her şeyimi sildi. İçişleri İş Bakanlığı da etiketledi falan da yaptı. Alevi vatandaşları ya bir dur abi benim ben bu kadar zamandır bu kadar hassasiyetle bu kadar gruba bu kadar politik bilinçle şaka yaptım. Sence Cem şakasını Angut gibi çıkıp hani onu onu yapacak kadar şuursuz bir komedyene benziyor muyum? Bu yakacağına bir saniye düşünsene yani. Ne de dedi, dedi bu herif orada Enstrüman diyor bilmem ne diyor. Dedim ki efendim jam session dedim. Bundan bahsediyorum bunu anlıyor olabilir misiniz? Çok özür dilerim hakkını helal et. Şöyle seviyorum böyle seviyorum oldu. Bir. ikincisi oldu Instagram'dan bir DM geldi. Kardeşim ben bu kadar zamandır şey yapıyorum ama artık şöyle olacağım. Aydın bundan bahsediyor olabilir misin? Baktım artık yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Hani o insanların neyi yanlış anlayacağını da hesaplamam gerekiyor gibi bir yerdeyiz. Tabii. İngilizce bir terim kullandım. Böyle fonetiği duyuluyor. Oradan böyle bir yere gitti falan gibi bir sıkıntı üzerinden de tamam abi bu bölümü gösterin içerisinden kaldıralım çünkü bu kadar hassas davranırken çok kolay harcanabilecek pozisyonda olduğunu hissetmek insana biraz kendini tabii ister istemez geliyor yani. Çünkü senaryosu olmayan bir şaka formatı üzerinden bir şey yapıyorum ve bunu bu kadar kontrollü yürütmeye çalışıyorum. Burada içki de içiliyor. Ben de içiyorum üstelik falan filan ve bu böyle yayınlanıyor. Bence başarılı yani bu düzeyde yani bu kadar sorunla kapatılıyor olması bilmem ne olması tonalitesinin böyle dönüyor olması ama artık hani şey farkında olmaya başladım. Neyi kim ne yanlış anlayabilir falan izlerken buraları düşünmek durumunda oluyorum kurgularken falan. O da çok kötü. Herkesi memnun ederek komedyen nasıl Mümkün olur değil zaten. Çünkü ortama eğliyorsun. Tabii. Yani or ortalamaya indirmek Tabii. demek. İşte ben onun lezzetini o yüzden için. bozmamak adına ya tamam hakaret vesaire olmadı takdirde günün sonunda. Bir tık daha hani bir şeyleri gıdıklayan, bir şeyler söyleyen, politik konjüktürle alakalı sözleri de olan falan bir yerde tutmaya çalışıyorum bu şeyi. O kadar o risk free bir yere getirmek hmm. demek komedi, zaten hmm. o bütün dişlerini çekmek oluyor o işin. Yani çok zararsız, çok saçma sıkıcı bir yere getiriyorsunuz onun tabiatını. Öyle olmasın diye uğraşıyorum. Çok iyi anlıyorum. İnsanlarla bence mesafesini düzgün koruyarak bir komedi yürüten ve referanslara itibariyle hani anlayan insanlara çok şey dağıttığım bir şaka zinciri var o işin içerisinde. Ben gurur duyarak yapıyorum işi. Ama birisi bakıp başka yerden görüyor. Ona diyecek bir şeyim yok. Sana hitap etsin diye yapmadım zaten bunu. Anlıyorum. Anlamıyorsun oradaki meseleyi. Sana göre değil. Çık oradan işte gibi gel evet, geliyor bana. Evet. Çık ve sus biraz. Evet yani. <laughs> Fikrini de kendine sakla. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle de demem. Herkes konuşsun falan. Yok canım. Falan e, tabii canım ama bazen bazı şeylerde ya. biraz sessiz kalmamız gerekiyor. Ben Zaten bir orada bir şey paradoksu şimdi? yaşıyoruz. Farkındaysanız herkes tabii ki her yorumu yapsın. Benim zaten kızdığım şey yorumdan vesaireden ziyade yapamasınlar zihniyeti ahlakımızı bozuyorlar abi sevmiyorsan izleme yapamasınlar bir yorum değil ya diyorsun ya benim evet gelen, işte üniversite mezunu, bazıları evet. yüksek lisans yapan, evet yani. yurt dışında yaşayan vesaire falan kitle oturup da oraya böyle bir şeyler Yazmaz. yazmıyor. Uğraşmaz onunla Evet evet. Yani. Ben o kadar söylüyorum ki sevdiysen paylaş bence. Yoksa tutunamayacağız bu evet. ülkede diye. Bunları dinleyen insanlar varsa iyi şeylerin de görünmesi daha keyifli oluyor tabii. Evet. Peki nasıl olunur? Nasıl iyi komedyen olunur? Ya da stand-up sanatçısı olunur? Kendi yapabildiğin taraftan ya da gördüğün teorik evet. olarak da anlatabilirsin. Çünkü çok en insanda dünyadan da izliyorsun değil evet, mi Evet tabii tabii çok fazla hem çok fazla komedyen izliyorum hem de canlıda da burada bir sürü insanı da takip ediyorum başka gittiğim yerlerde de izlemeye çalışıyorum Yani Anlatacak bir şeyi olan insan olmak kesinlikle hmm. gerekli tabii. Yani hani günün sonunda anlatmak üzerine bir hayat kurmak gibi bir tercihe gidiyorsun. Bunu gerçekten isteyecek misin? Çünkü mesela bunun her bir aşaması böyle yani. Her an anlatacak yeni bir şeyin olması, her ortamda söylediğin şeylerin enteresan olabiliyor olması falan gibi beklentilerin olacağı bir hayata girmek istiyor mu bir insan? Aynı zamanda işte her bir görüşünü beyan etmendeki dengelerin oturtulması, zorlukları üzerinden bir şey anlatmak istemiyorum ama çok kolay bir iş değil. İyisi olmanın çok zor olacağı bir iş. Çünkü zaten basit şeylerin yapımı zordur bir durum. Var ya, çok mükemmel bir yumurta yapmak müthiş bir şef gerektirir falan. Evet omlet en zor bana Evet ver. yani dolayısıyla hani sadece elinizde mikrofon kullandığınız bir tuğla yani insanlara hani çok basit çok özel sahne şovları olmayan çok özel şeyleri olmayan çok basit bir yapıyla insanları hele ki gülmek gibi bir vaatle bir de hani bu işin zaten feedback'i çok hızlı reaksiyonu anlık o yüzden insanların size bir delizyon yaşatması da çok mümkün değil. Komikseniz biliyorsunuz zaten. Anlatıyorsunuz ve gülüyorlar. Üstelik hani Snow Name birisinin o gülmeleri alması zaten hani ilk başta belki Acemi'nin şansıyla vesaire şeytan tüylü alınır ama sürekli ve süre gelen bir şekilde alıyorsanız zaten o vardır sizde ve devam edebiliyorsunuzdur yani. Oradaki asıl mesele aslında sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyor mu güldürebiliyor mu meselesi. O yüzden hani bence otantik bir anlatış stili olması her şeyden önemli. Çünkü mutlaka herkesin beğendiği insanlar, sanatçılar, komedyenler olacak bu bugünkü Türkiye'deki insanlardan da olabilir. Dünyada yapan örneklerinden en top örneklerinden vesairelerden de olabilir. Ve şey unutmamak lazım. Yani biz bir tane Netflix stand-up special'ı izleyip insana şey diye baktığınız zaman şunu unutmamak gerekiyor. Yani o, o işi o düzeyde yapıyor diye bakıyorsunuz ama o adam o gösteriyi bir yerde yazdı. 50 kişilik salonlarda 100 kere 200 kere denedi. Sonra 1000 kişilik salonlarda yapmaya başladı. Sonra stadyumlarda falan yapmaya başladı. Ve bunu Netflix 4 gece 5 gece üst üste çekti ve bunun en iyi kurgusuyla sizi izletiyor ve sen evde oturduğun yerden bunu 15 dakika Kadıköy'de bir barda çıkan çocukla kıyaslıyorsun. <laughs> Şimdi bu insaflı bir karşılaştırma değil. O koşullar öyle değil. Kendi kitlesiyle bir komedinin buluşmasıyla atıyorum. Yani siz zaten hali takip eden ve size gülmeye hazır insanların geldiği günle. Siz kimsesiniz ve birilerine kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Günlerdeki reaksiyonunuz aynı değil. Ya bugün bende de bir şey rahatlığı var. Bütün sezon boyunca kapalı gişe oynanıyor tutkun boğuşmak şovlar ve oraya gelen insanlar mutlu ve iyi o bir şeye geldiklerini bilerek gelen ya da onlar tarafından inflüs edilmiş ve öyle gelen insanlar. Ben tabii ki başka bir özgüvenle çıkıyorum artık. Ama onların 3 sene önce insanların karşısına çıktığım zaman bu çocuk kim diye baktıkları noktada başka bir şey yapman gerekiyordu. Orada o yüzden aslında biraz hem sadece yani oradaki o duygudan etkilenmekten ziyade hani biraz bunun bununla alakalı olduğunu, kitle yaratmakla ilgili olduğunu, o sesini yaratmakla ilgili olduğunu bilmek lazım ama oradaki asıl mesele de tabii o sesi yaratmak. Yani sana ait bir tarzın oluşuyorsa kendine özgü bir ifade dilin varsa ve bunu bu işin gerektirdiği istikrarla yapabiliyorsan iyi bir komedyen olunabilir gibi geliyor bana. Yani dayanıklılık da olması dayanıklılık gerekiyor. Dayanıklılık çok biraz. gerekli. Çünkü insanın, insanın duygu durumu çok öyle ya da böyle yani yeni başlayan birisi için mutlaka gülünmediği, çok sinirlendiği vesaire yaptığı, kendini başkalarıyla kıyasladığı günler olacak, nasıl yol bulacağım diyecek çok fazla beraber hala bu işi yapmakta oldum. Ben de yani burada hani kendimi şey bir yerden silmiyorum. Ben görece hani on küsür yıldır yapıyor olduğum bir iş. Çok uzun zamandır uğraştığım bir iş ama bunun yeni jenerasyondaki insanlardan bir temsilcisiyim ve hala bunun çok uğraşan hala istediği düzeyde Kitlesiyle buluşamamış belki buluşmayacak Buluşamayacak durumda komedyen arkadaşlarım da var mesela Sen evde kendi kendine çalışır mısın? Hiç çalışmam yani şey olarak hiç çalışmam Mesela bu tutkun boşmak şovla alakalı olarak yani seyircilere soracak yeni ilişkilerle ilgili merak ettiğim konu falan yoksa bununla alakalı hiç düşünmem bile. Stand-up'larda da tabiatım çok yazar gibi davranıp ondan sonra denemek üzerine değil benim tavrım daha çok hani bir şey var komik buluyorum öyle hissediyorum. Önce anlatırım o zaten ondan sonra yazıya dökülür gibi bir şey bana daha uyuyor mesela. O yüzden hatta şu an yeni gösterim oluşturacakken daha kapalı bir grupla ve belki o ara aklımda takılanları insanlarla konuştuğum onlardan feedback de aldım ya da onlara bir şeyler sorarak da anlattım. Yeni gösteri oluşturma yolculuğuna insanlar Onları da kattığım bir metot mu denesem gibi bir fikrim var bu ara. Rüstem Batum beni çok şaşırtmıştı. Tabii ilk hmm. yapanların evet. olduğu için hani Ferhan Şensoy'u sayalım, yani, Rüstem Batum'u sayalım. Tabii, tabii. Rüstem Batum'la konuşurken o kadar şaşırmıştım ki. Yani yabancı örnekleri izliyor, kasetlerden falan. Tabii. Tilbe Hanım'la evli o zamanlar Tilbe Saran'da. Hmm. Tilbe Hanım uyurken kendi kendine kalkıyor ve sessiz sessiz ayna karşısında işte sanki seyirciye oynuyormuş gibi tekrar evet. tekrar oynuyor. Çok acayip gelmişti ben yani. Ben pek öyle bir insan değilim Ben o anlık şeylerden genel olarak gerçekten daha fazla heyecan ve keyif alıyorum ve onun böyle bir durumu var ama bunu bir bahaneye dönüştürmek istemiyorum. Çünkü yıllarca en azından reklam yazarlığı yaptım, yani yazıyla çalıştım falan. Yani yazı benim zaten çok rahat kullandığım bir tool da aynı zamanda ya da en azından iyi hissettiğimde bir alan. Oraya dönüp biraz daha script bir şey yapmak ya da işte o alanı daha mükemmelleştirmek için uğraşmak gibi bir niyetim var. Yeni gösterin öyle bir benim üzerinde bir baskısı da var ama genel olarak tavrım böyle çok yani prova eden vesaire yapan çok kendine o baskı yapan bir insan değilim. kafamın içinde döndürüyorum genelde genellikle Öyle rahat hissettiğimde daha iyi çalışıyor her şey. Bir de şeyi iyi hissettiren bir şey. Hızlı cevap vermek, ani cevap vermek, evet. kendi kendine yanan bir motor gibi yani sürekli. Evet. A bu espriyi de anında yapabildim. A bunu da söyleyebildim. Ya yani güldükçe gülüyorsun, kendini de kendinin Tabii. hoşuna gidiyorsun. E o gazla birlikte daha da hızlı çalışıyorsun. Yani çünkü pozitif şeyler. Aslında bu kadar da konuştuk ya o mutsuzluk, negatif etkilemeler, Tabii. negatif yorumlamalar. Yani kendini savunma alanında hissetmediğin alanda çok daha zekisin. Tabii. Yani bu hepimiz için geçerli. Seni seven insanlarla, evet. ailenle, arkadaşlarınla ya da işte seni izlemeye gelen, verici olduklarını anladığın, sana çok özel hikayelerini anlatan insanlarla. Tabii. Çok özel bir ilişki kuruluyor orada çok, işte. Çok 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 orada daha zeka da ortaya çıkıyor. Yani senin potansiyelin daha Tabii. da ortaya çıkıyor Ben muhtemelen. o yüzden şey söyledim ya bazen bir seyirci geliyor bunun bir komedi gösterisi olduğunu o kadar farkında ki ilişkisiyle ilgili bir şey anlatırken aralarda o giren şakaları çok güzel alıp onun üzerine kendisi de bir şaka koyup hatta e, arada paslaşıp bunun üzerine goy goylanıp falan hani bunu çok iyi yapabilen o ritmi çok iyi tutturan insanla da karşılaşıyorum bu çok şükrettiğim bir şey. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız Utku? Yani bunu gerçekten çok soruyorum kendime. Bu konuda çok empati yapmaya çalıştığım... ...üzülerek söylüyorum ki yani o konudaki ümidimi biraz yitirmeye başladığım bir yerdeyim de yani. Bu daha iyi birlikte yaşama meselesinde yani bu ülkedeki bu ekstra gettoizm... ...bu parçalanmışlık ya da herkes kendi kampıyla yaşıyor duygusundan... ...kolay çıkabileceğiz gibi gitmiyor. Bunun değişimini de insanların kendi aralarında yarattığı barış sağlıyor sağlayacağı kadar... ...ama bunu daha makro çözümlerle sağlamak yani bütün düzeyde... ...bütün her şeyde bir hareket yaratmak belki Bence burada en ana meselelerden bir tanesi birbirimizi anlamaya çalışmak çok kıymetliydi ama birbirini anlamaya çalışma meselesine gücü elinde tutan daha az uğraşıyor yani belli ki. O yüzden hani belki ortak eğlence şeyler bulmamız lazım. Oralarda zaten işte bir şeyler azaldığı için de sıkıntı yaşıyoruz ya yani futbol milli takımı bile kendi içerisinde siyasileşti sevdiğimiz sevmediğimiz figürler falan gibi bir şeye döndü. Ortak duyguları paylaştığımız anlar yani ben Euro 2008'de dördüncü olduğumuz sırada ben 19 yaşında üniversite öğrencisi bir çocuktum. Ankara'da sokaklara çıkıp bayrak salladığımız ...ve o dönemi hatırlıyorum. Şu anda bunu yapmayacağını biliyorum insanların. Daha en azından aynı profilde insanların büyük bir çoğunun yapmayacağını hissediyorum. Öyle bir yerde olmadığımızı hissediyorum. Yani çok ürkütmeden ya da çok sert bir faal yapmadan... ...birbirimize ufak dokunuşlarla bir şey yaptığımızda daha rahat anlayabiliyoruz birbirimizi. O yüzden böyle ortak tüketebileceğimiz malzemeleri artırmak, diyaloğu doğal olarak artırıyor. Yani herkesi muhabbete dahil edecek daha fazla ortak oyun alanı belki çaresi olacaktır. Yoksa böyle giderse çünkü çok da... Daha... ...birlikte yaşamaya hevesli kalacağız gibi gitmiyor yani. Evet yani birlikte güldüğümüz, sevindiğimiz şeyler de... Evet. ...birlikte yas tutmayı bile kaybettik. İşte orada bile evet yani bir propaganda kim neye nasıl üzülüyor... ...ya da kim neyi yapabildiği yapamadığı yarışına dönüyor, dönüyor falan. Dönüyor maalesef ama yani iyi tarafından bitirirsek... ...muhteşem komedyenler çıkmaya başladı. Evet kesinlikle. Ve hani bunu fark etmek, yavaş yavaş onların gelişimini de izlemek çok kıymetli. Ben mesela o tutkun boğuşmak şovları fark ettiğim beri sana da yayın öncesinde anlattım koyuyorum cebime onunla yürüyorum sokaklarda gülerek geziyorum benim çok teşekkür ederim <laughs> güleç olduğumu gören karşıdan gelen de gülüyor yani bu güzel bir şey aslında tabii çok keyifli e, aynen nöronlarımız var yani sonuçta empatik insanlarız birisi tabii. gülerken yani bir psikopatlığımız evet. yoksa Sizin güleriz bulaşması sevinmen falan evet gerek. evet, evet. Yani. yani biraz sokakta gülen insanlar görmek o gösterilerde güleç bir şekilde bir araya gelmek çok kıymetli bence Kesinlikle. Evet. Ben yüzden insanların hem bu alanlarına ya bir bırakın kim neye gülüyorsa gülsün de bu alanlar açılsın. Daha fazla güleceğimiz şey keşke olsa. Çünkü çok somurttuğumuz ve zaten hayatın ya çok böyle bastığı <laughs> sorumluluklarıyla vesairesiyle kaygıyla Bastığı bir yerde yaşıyoruz. Gülme alanlarımıza bulaşmasak ve hatta daha fazla artırsak çok harika olur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çok ciddi bir yayında <laughs> yaptık tutku. <laughs> evet. Yani çok sağ olun, Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim daha de geldin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.